360 ekranlarından merhaba, Kayıt Dışı'na hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bu hafta gizemini insanlık tarihi boyunca koruyan bir konuyu konuşacağız. Rüya alemini. Kimler rüya görür, hiç rüya görmemek mümkün mü? Rüya görürken gerçekten ruh ve beden birbirinden ayrılır mı? Kaç çeşit rüya var? Haberci rüya ne demek? Tarihte kırılma noktalarına sebep olan rüyalar hangileri ve kimler tarafından görülmüş? Gizemli kapıları aralayacağız bu hafta. Kiminle? Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut'la. Birazdan Kayıt Dışında rüyaların şifrelerini çözmek üzere bu stüdyoda buluşmak üzere. Ama efendim bu tür rüyaların başka açıklamaları var. Ne gibi? Bilinçaltımızın oyunları gibi. Bilinçaltımız hiç görmediği bu işi nasıl resmedebilir ki size? Efendim ben sizin söylediklerinizin doğruluğuna inanıyorum. Hele birkaç dakika önce yaşadığım zihinsel yolculuktan sonra. O zihinsel yolculuk değildi. Rüyalar zihinsel yolculuk mu değil mi? Bilmiyoruz. Mehmet Ali Bulut'un Paradip Sinha kitabından bir alıntı efendim. Kıymetli hocam hoş geldiniz. İyi yerden araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk kardeşim. Nihayet. Çok şükür. Şükürler olsun kavuşturana. Eyvallah. Nihayet. Sizi ağırlamak kısmet oldu. Estağfurullah. Hocam rüyalar neredeyse insanlık tarihi boyunca hakikaten çözülememiş. Açılışta da söylediğim gibi bir gizem. Evet. Bu gizemli sırlı kapıları aralayan çok kıymetli bir araştırmacı yazarsınız. Bir zihinsel yolculuk mu? Ruhsal yolculuk mu? Ruh bedenden gerçekten ayrılıyor mu? Bununla ilgili çok merak ettiğimiz şeyler var. Önce sizin tanımınızı bir soralım. Rüyalar nedir? Ehemmiyetin yüksek olduğunu çünkü kitaplarınızdan anlıyoruz. Evet. Nedir bu rüya hocam? Ben rüyayı tabii sayısız tarifler vardır. Evet. Ve herkes kendi bakış açısı açısından bunu rüyayı farklı tabir edebilir ve haklıdır. Yani mesela psikanaliz açısından rüyayı farklı tabir edersiniz. Din açısından rüyayı farklı tabir edersiniz. Sosyoloji açısından rüyayı farklı tabir edersiniz. Her bir disiplinin, her bir alanın rüyayı tarif ettiği ve rüyaya verdiği misyon farklıdır. Şimdi ben hangi açıdan söyleyeyim? Gazeteci olarak mı söyleyeyim? Bir romancı olarak mı söyleyeyim? Veya normal bu insanın problemlerini yazan bir insan olarak mı söyleyeyim? Evet, hem problemler söz konusu olduğunda rüya mühimdir. Hem sosyolojik tespitler noktasında rüya mühimdir, hem Allah'a varan yolda hikemiyet ve felsefe ve tasavvuf veya işte seyrisülük dediğimiz açıdan rüyalar çok mühimdir. Rüya bu kainatın kendi iç alemini müşahedesidir. Kişinin kendi iç kainatını, kendi iç dünyasını müşahede etmesidir. Takıntılar nerede? Nerede takılmış? Nerede patinaj yapıyor? Nerede problem var? Her gün, her gece bedenin, daha doğrusu beynimizin ruhumuz adına veya bizdeki benlik adına, çünkü insanın en az 3-4 bedeni vardır. Bizim bir tane bildiğimiz bu fizik bedendir. Bir tanesi ruh bedendir. Bir tanesi nefs bedendir. Bir de latifeler bedeni dediğimiz Allah'ın içimize üflediği şey. Hani وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ diyor ya. Evet. Dolayısıyla asıl benlik, asıl en dipteki o latifedir. Bunun hepsinin kombinasyonu neticesinde bu evren ortaya çıkıyor. Ama biz varsayıyoruz ki bunu ruh yönetiyor. Neyle yönetiyor? Bedenin algoritmaları ve bedenin cihazları üzerinden, bedenin donanımları üzerinden bunu yapıyor. Yani mesela gözümüz var, meşhut alemi göz üzerinden ruh temaşa ediyor. Ruhumuz gözümüz olmazsa yine hisseder. Ama meşhut alemi göremez. Yani şu madde alemini göremez. Yani alem misaldeki bir varlık bu meşhut alemi seyredebilmek için bu alemden bir aparata ihtiyacı vardır. O gözdür. Göz. Dolayısıyla duyabilmek için bir kulak düzeneğine ihtiyaç vardır. Hissedebilmek için bir duygular, duyargılar düzeneğine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla ruhumuz bu evrenin arşına oturmuş ve onu sevk ve idare ediyor. Böyle düşünün. Evet. Bunu yaparken verilere ihtiyacı var. Bunu hangi tarafa götürmesi lazım? Motorda arıza mı var? Kabin basıncında sıkıntı mı var? Tribünde bir problem mi var? Bütün bunları bilebilmek için hem o evrenin içinden, hem unsurlarından, hem dışarıdaki atmosferden gelen bilgilere insanın ihtiyacı var. Bu bedeni sevk ve idare etmek o kadar basit değildir. Dolayısıyla çünkü hem ruhlar aleminden ruhumuz var. Yani ruh bu aleme ve maddenin şeylerine, kanunlarına bağlı değil. Maddenin kanunlarıyla izah edilebilecek bir şey değildir ruh. Evet. Evet. Akıl alemi, yani beynin işleyişinin neticesinde ortaya çıkan, yani akıl dediğimiz şey. Akıl da aslında tam olarak yani beden ile, fizik ile izah edilebilecek, beyin ile izah edilebilecek bir şey değil. Çünkü yani işin içerisinde kalp de var. İnsan kalp ile fıkh eder, kalp ile düşünür. Yani kalbin yoksa aklın buldukları sadece birer ilişkidir. Yani şu anda kırmızı yanıyor. Ama bu kırmızıda ne yapılır? Bunu birisinin ona söylemesi lazım. Akıl kırmızıda ne yapılır bilmez. Sarıda ne yapılır, yeşilde ne yapılır bilmez. Ona öğretilir. Akıl sadece bize der ki şu anda kırmızı yanıyor. Bu bundan kısadır. O bundan uzundur. O sıcaktır. Bu yumuşaktır. Akıl bunu bize söylüyor. Beyin, yani aklın iletileri. Bunu ne yapılacağına dair o karar veremez. Önceden elimizde bir bilgelik, bir şablon, bir zihniyet oluşmuştur. Biz bu zihin üzerinden aklın verilerini kullanarak bir yere varız. İşte bütün bunları kullanan mahiyet, panoramda, içimizdeki benlikte, o rüyayı en çok kullanan ve rüyanın verilerini en çok kullanarak insanın ya yönünü doğru yöne götürür veya batırır. Çünkü rüya gerçekten Cenab-ı Hakk'ın da çokça ehemmiyet verdiği ve Peygamberimiz tarafından vahyin 46 çeşidinden biri olduğu bize söylenir. Yani Allah'ın insanlar ile iletişim kurması. Rüya yoluyla. İletişim kurmasının 46 yolu vardır. Bunlardan bir tanesi rüyadır. Ve günlerin sonunda diğer bütün iletişim yolları kapanacaktır. Bir tek rüya kalacaktır. Rüya o zaman o yüzden çok önemlidir. Bugün biraz da iblisin telkiniyle rüyaya olan güveni, rüyanın insan ömründeki hayatı içindeki yerini kırmak, bozmak için çok ciddi çabalar var. Yani çünkü rüya üzerinde çok ciddi oynanıyor. Rüyaya müdahale edilmeye çalışılıyor. İnsanlara rüya görülmek isteniyor. Simülasyonlar üretilmek isteniyor. Gerçek rüya ile sanal rüyayı birbirinden ayırt edemeyelim diye. Yani bir sonunda şuna geleceğiz. Ya rüyada boş diyeceğiz. Halbuki anlamsız rüya yoktur o zaman. Bu arada rüya etiketiyle sorularınızı sorabilirsiniz. Ben hocamızı ağırlamanın heyecanıyla anons etmeyi unuttum. Rüya etiketiyle Twitter'dan, YouTube sayfamızda yayında olan izleyicilerimiz soru sorup yorum yapabilirsiniz değerli izleyiciler. Ben sorun için anlamsız, çok teşekkür ediyorum. Evet. Estağfurullah hocam. Asla ama asla anlamsız, boş rüya yoktur. Ne kadar saçma, ne kadar tuhaf, ne kadar kabus, ne kadar korkunç olursa olsun. İşte kan olursa bozulur da şu olursa şöyle olur da hepsi dahil. Hiçbirisi asla boş değildir ve hepsi bu kainatın veya bedenimizle ilgili ya zihinsel problemlerimizi ya duygusal problemlerimizi ya çalışmayan sıvılarımızı mesela o hani salgılarımız vardır. Evet. Veya bozulmuş kromozomu nerede bozulmuş veya atom altında veya bizim hücrelerimizin içindeki bir problemi bize bildirir. Asla boş rüya yoktur. Ve şu vardır. İnsanların büyük bir kısmı derler ki biz rüya görmüyoruz. Hayır, imkanı yoktur. Rüya görmemek diye bir şey yoktur. Hatta diyebilirim ki eğer insan rüya görmeyecek olsaydı uykuya ihtiyacı kalmazdı. Çünkü uyku bir tür rüyanın kuluçkasıdır. Kuluçkası dersiniz. Evet. Rüya uykunun kuluçkasıdır. Neden rüya görmemiz gerekiyor? Bu kainatı doğru sevk ve idare edebilmemiz için. Yani rüya gerçekten ben diyorum yani doğru bir yön bulabilmek için de rüya kullanabilirsiniz. Ben kendi hayatımda bunu görüyorum. Anadolu'da bunu en iyi kullanan rüyayı en iyi kullananlardan bir tanesi Kütahyalı Sunullah Gaybi'dir. Sunullah Gaybi çok ilginç bir adamdır. Muhyiddin Arabi ayarında bir tiptir. O da halvetidir. Melavi halvetidir. Bütün öğrencilerini veya bütün müritlerini rüyalarını dinleyerek sevk ve idare ederdi. Rüyasını anlatır. Mesela derdi ki sen şu esmayı söyle. Veya şu esmayı çoğalt. Veya şu esmayı terk et. Rüyasını söylerdi. Senin şöyle bir problemin var. Evinde hanımınla mı kavgalısın? Veya sen çocuğuna zulüm mü ediyorsun? Gibi. Böyle çok noktasal şeyler söylerdi. Ve gerçekten rüya tam da budur. Biz rüyanın üzerine çok şey yapıyoruz. Yani böyle mala yani. Evet. Geyikler yapıyoruz. Geyik toplasal. Öyle hocam. Ama rüya çok mühimdir. Rüya yani Tanrı'nın, Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın kendi kullarıyla konuşması yoludur. Bunun için mi rüya görürüz? Hiçbir boş tarafı yoktur. Yani edgas ve ahlam mesela işte Kur'an-ı Kerim'de geçer. 4 şeyden bahsediyor. Aslında 3 orada 3 tane geçer ama toplam 4'tür. Pek de üstünde durmazlar. 4 çeşit şey vardır. 4 çeşit rüya vardır. Bunların birincisi menamdır. Evet. Menam tabiri aslında rüya da öyledir ama rüya kelimesinde görmeyi kullanır. Görmeyi kullandığı için görme senin gözüne bağlıdır. Sana ait göz senin şartlanmışlıklarından dolayı rüyayı yanlış giyebilir, anlatabilir. Ama menam öyle değildir. Menamda yani bir tür uyku demektir o menam aynı zamanda. Menamda senin iraden yoktur. Ve mana çıplak çıkar. Gördüğün, fiziki alemde görmediğin bir şey de olabilir. Evet. Görmediğin bir şey de olabilir. Hı. Menam doğrudan tevil gerektirir. Tabir gerektirmez. Yani senin dili kullanma usulüne bakmaz, sosyolojine bakmaz, kelime kavramlarına, kelimelere ve kavramlara yüklediğin anlamlara bakmaz. Yani çünkü neticede rüya dil üzerinden görülür. Senin gördüğün, sen konuştuğun dil üzerinden ve dildeki kavramlar üzerinden görebilirsin. Korku, sevinç, keder, tereddüt, coşku, hangi hal insanda görülebilecek hallerin her birisinin bir ismi vardır. Her sıfatımızın bir ismi vardır. Her coşkumuzun, her zaafımızın bir ismi vardır. Ve bu isim toplumda bütün insanların müştereğidir. Yani zayıf adam dediğiniz zaman, aciz adam dediğiniz zaman aciz. Yani aciz nedir? Yapamama hali. Zaaf dediğiniz zaman bir şey tarafı var, kullanılabilir bir tarafı var halidir. İşte korku, sembolik olarak işte hamam böceği, fare, yılan, deli, sarhoş. Evet. Şimdi bunların her birisi toplumlardan toplum. Mesela biz yılandan korkarız. Evet. Ama doğu toplumların bir kısmı var ki yılanı ve ejderhayı bilhassa yani sembolik manada güç ve otorite olarak görürler. Dolayısıyla da şimdi yılandan korkmayan veya yılan kutsalı yılan olan bir toplumun rüyada yılan görmesi korkuyu sembolize etmez. İtibarı sembolize eder. Ama siz mesela bir tabibin bir yılan görmesi normal bir vatandaşın yılan görmesi gibi değildir. Bir hastanın, bir yılanın kendisini soktuğunu görmesi şifa bulacağının işaretidir. Çünkü neticede yılan aynı zamanda şifanın sembolüdür. O zaman tabirler genellenemez değil mi? Tabii ki genellenemez. Rüya şahsidir. Rüya şahsi bir enteresan bir şey söyleyeyim ama size Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine atfedilir ama tam da bilemiyorum. Yani onun mu da Aziz Mahmud Hüdayi'nin midir yoksa Üftade'nin midir? Selamsız'da bizim esmer vatandaşlarımız oturur. Roman vatandaşlarımız otururlar. Üsküdar'da. Bunlardan yiğit bir genç, bir enteresan rüya görür. Genç bir roman gelir. Aziz Mahmud Hüdayi'ye. Aziz Mahmud Hüdayi Üftade Hazretleri'nin çok müritleri var onların arasında. Gelir ona der ki ben çok ilginç bir rüya gördüm efendim der. Rüyanı anlat der. Rüyasını anlatır. Üftade Hazretleri bunun bir vezaret yani devletin en üst kademesinde görev alma ile tabir eder. Fakat bu neticede Roman vatandaştır. Sen o günün kuralları içerisinde bir Roman vatandaşın saray bünyesinde yer alması yani öyle bir görevde yer alması zor. Yani normal işlerde kullanılıyorlar. Yani onlar da sarayda alabiliyorlar ama yani üst düzeyde zor. Yok. Diyor ki sen bir bekle diyor. Şimdi büyük ihtimalle bunun sahibi gelecek diyor. Yani bu rüyanın sahibi gelecek diyor. Ama diyor ki sen zengin oldun diyor. Sen zengin olacaksın diyor. Bir aradan bir yarım saat, bir saat geçiyor. Üsküdar'ın en üst eşrafından birisinin oğlu geliyor. Yani 30-40 yaşlarında öyle zengin, varlıklı. Ziyarete geliyor ama sadece Üftade Hazretleri'ni. Üftade Hazretleri o içeri girince diyor ki sahibi geldi galiba diyor. Oturuyor. Bu sohbet, o sohbetten 3-5'ten sonra diyor ki elimde bir rüya var, satın alır mısın diyor. Nasıl yani? Allah Allah. Benim elimde bir rüya var diyor. Sen satın alacaksan ben bunu senin adına tabir edeceğim, yoracağım diyor. Nedir diyor? Ne kadar verebilirsin diyor. İşte bir altın vereyim diyor. Oo, olmaz diyor. Şu kadar vereyim, bu kadar vereyim, şu kadar vereyim. Yani 20-30 altına çıkıyor. Gence diyor ki anlat rüyanı. Ama sattın diyor değil mi diyor. Rüyanı bu adama sattın diyor. Yani bir Roman vatandaş 30-40 tane şey geçmiş eline, altın geçmiş yani. Ondan sonra tamam diyor, sattım diyor. Anlat şimdi rüyanı diyor, anlatıyor. Diyor ki en kısa zamanda sen devlet kapısında şöyle bir işe geleceksin diyor. Yani sarayda şöyle bir hizmete geleceksin. Onun gelme ihtimali var. Çünkü hem eşraftan hem iyi tahsili var. Enderun'dan mezun olmuş, şudur falan. Böylece o rüyayı satıyor. Şimdi rüya satılabilir mi? Nasıl tabir olur? Edilmeden önce siz onun bedelini anlattığınızda bir ehlullah sizi, onu sizin için tabir eder. Ve tabir ettiği zaman onun üstüne konulur. Rüya bu kadar ilginç bir alandır. O zaman yorumlamak çok önemli çok rüyayı. Önemli. Doğru adam bulacaksın ve seni tanıyacak. Nelerden? Şimdi Osmanlı'da mesela mimari nasıl bir şeydi Osmanlı'da? Mimar gelir, şimdi ev yapacaksınız. Evet. Mimar sizinle bir hafta yaşar. Bu eve kimler geliyor? Kimler gidiyor? Nasıl yaşıyorlar? Sofraya oturdukları zaman kaç kişi oluyorlar? Mutfak ne kadar insanla döndürülüyor? Kiler nasıl bir şey olacak? Bu nadır, şunadır. Bir hafta, 10 gün, 15 gün o insanlarla yaşar. Sonra derler ki buna şöyle bir bina lazım. Bugün öyle değil. Yani ortalama kestirdim. İşte 3+1, 2+1, 0+1. Neyse, böyle değil yani. Şimdi aynı şekilde İnsan şahsidir, insan tekildir, insan biriciktir ve eşi benzeri yoktur. İki kardeşin, hatta yumurta ikizlerinin bile tam olarak birbirine benzerliği yoktur. Dolayısıyla da rüyalar da hastalıklar gibi şahsidir, bireyseldir. Tedavileri de öyledir. Yani eğer Firavun'un gördüğü rüyayı herhangi bir Mısırlı görseydi bu onun hayatındaki darlık olurdu. Ama Firavun gördüğü için ve Firavun ben Mısır'ın sahibiyim diye dediği için, gerçekten de Firavun Mısır'ın sahibi olduğu için bütün Mısır'ı ilgilendirdi. Yani onu başka birisi görseydi Behemal Yusuf onu başka türlü anlatırdı. Şimdi mesela orada hasta şeydeyken gelen iki tane hapishanede arkadaşları var. Hazreti Yusuf'la kalanlar. Bir tanesi diyor ki başımın üstünde ekmekler taşıyordum ve ondan kuşlar yiyordu. Şimdi bugün bunu nasıl tabir edeceksiniz? Mesela aynı şeye dayanarak asılacaksın demek, bu doğru değildir. Çünkü o zaman asılan kişi uzun süre şeyde kalır ve kuşlar gelip beynini yerdi. Bu o vaktin bir tabiridir. Mesela fayton bundan 150 sene önce en hızlı araçtı. Evet. En hızlı araçtı. Şimdi fayton motorlu araçlar şeyine giremiyor. Yani motorway dediğimiz kategoriye giremiyor. Otobana girmiyor, yasaktır. Tıpkı bunun gibi bütün her şey değişti. Kavramlar değişti, bakış açısı değişti. Şimdi mesela eskiden bana gayipten ses geldi diyordunuz. Ama şimdi buraya bir mesaj geliyor. Bir mesaj geldi. Sizin yani cep telefonunuza bir mesaj geldi. Bu gayipten bir işarettir. Geçmişte gayipten bana bir hatıf geldi derlerdi. Bir ses geldi derlerdi. Malum oldu derdi. Şimdi biz Eshab-ı Kehf çağından Eshab-ı Rakim çağına geçtik. Bu ne demek? Evet. Eshab-ı Kehf gölgeler çağıydı. Eşyayı gölgesinden, ışık ile insan arasındaki gölgesinden kestirebildiğimiz bir dönemdi. Zaten o mağara örneği hep vardır yani Aristo'nun işte siz yüzünüzü mağaranın içine doğru dönmüşsünüz. Arkadan geçen mahlukat güneşin ışığıyla oraya gölge düşüyor. Siz bu gölgelerden tahmin ediyorsunuz. Arkadan geçen nedir? Evrenin gerçekliklerini, hakikatlerini eskiden mağara üzerinden veriyordu. Evet. Eshab-ı Kehf'ti. Benzetmeler yapardık. Mesela en çok güneş örneğini veririz. Ayna örneğini veririz. Allah'ı izah edebilmek için. Yani veya mukadderatı izah edebilmek için. Ama bugün dijital çağdayız. Siz bir evren yaratıyorsunuz programcılıkla. Esasında bir yazılımcı Şöyle bir düşünün, kafasının içinde olmayan bir yerde mekan oluşturuyor. Yani yazılım dediğimiz şey budur. Ve siz yazılımda mesela bir evren, bir oyun kurdunuz ve RAM dediğiniz zaman o oyun işlemeye başlıyor. Orada bütün unsurlar birbiriyle nispetlidir, oranlıdır, orantılıdır. Bir kainattır. Ve onun içinde konuşmalar var, işte şunlar var, bunlar var. Hepsi var. Ama yazılımcı mühendis oradaki bir kodu değiştirebilecek, birisini tak diye ortadan kaldırır. Veya onun aktivasyonunu değiştirir. Öyle değil mi? Evet. Program elinizin altında. Biz bu çağa geldik. Ve o yüzden Cenab-ı Hak diyor ki وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Siz benim birinci yaratma usulümü öğrendiniz. Düşünmeyecek misiniz? Nasıl işte? Mesela وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ كَالْفَخَّارِ. Salsal kelimesi aslında zincirdir. Ama eskiler genetik zinciri veya zinciri yakıştıramadıkları için Allah insanı balçıktan, kaynayan balçıktan yarattı. O da doğrudur. Fakat Kur'an-ı Kerim çok katmanlı bir dil kullandığı için gelişen bilginize göre oradaki mana da değişiyor. Biz bugün net olarak diyoruz ki bir salsal genetik zincirdir. Ve fakara ise yani o proteinlerin seçilerek almasıdır. Bilmiyorum o simülasyonu izlediniz mi? Yani genetik zincirin oluşması meselesi. Şimdi biz insanı diyor bir zincirden yarattık. Salsalı kel fakar. Ama bugün biz onu anlayabiliyoruz. Bundan 200 sene önce en büyük bir müfessir, en büyük bir Kur'an-ı Kerim tefsircisi bundan böyle bir sonuca varamazdı. Evet. Öyle değil mi? DNA sarmalı. Evet. İşte biz genetik çağına geçtik. Yani dijital çağa geçtik. Biz diyor İbrahim'e eşyanın melekutunu, alemin göklerin ve yerin melekutunu gösterdik. Ne demek? Geri plan bilgisini verdik. İşler nasıl dönüyor? Nasıl yaratılıyor? Nasıl oluyor? Bugün ortalama bir iyi yazılımcı eşyanın melekutunu bilir vaziyete gelmiştir. Öyle değil mi? Hologramları yapan, her şey tabii ki yani. Teknolojisini yapan yazılımcı. Bu öyle bir çağ ki bütün ademlerin hepsinde ya birer 100 yıl ya veya birer 200 yıllık bir zamandır. Yani bir dönem başlar, büyür gelişir ve sonra birdenbire dijital çağa geçilir. Ve dijital çağa geçtiğimizde asırlar böyle bir vakit ile bir saatte bir asır geçer veya bir çağ kapanır. Yani mesela bugün bir teknoloji geliyor, işte mesela bu telefonlar başlangıçta böyle değildi. 1900 o Paradip Sinha'da son kısımlarında var. Demiş ki bir gün gelecek bir tek sayfalık kitap olacak elinizde. Bir tek sayfa. Ama çevirdikçe başka sayfa gelecek. Çevirdikçe başka sayfa gelecek. Bir tek sayfalık bir kitap. Ama bunu çevirebildiğin kadar çevirebilirsin. Şimdi şöyle yapıyorsun, başka bir sayfa geliyor. Böyle yapıyorsun, başka bir şey geliyor. Bunu 50-100 sene önceki insanların anlamasının imkanı yoktur. Bu böyle bir döneme geldi. Sihirin kerameti bulduğu veya teknolojinin kerameti geçtiği bir çağa girdik. Ve bugün biz artık Allah'ın nasıl yarattığının farkındayız. Buna rağmen inanmak ve inanmamak o ayrı bir bahistir. Çünkü neticede bilgi insanı imana götürmüyor. Bilgi sana bilgi veriyor. Fakat iman etmek bir kast ve bir niyet meselesidir. Dolayısıyla bugünün insanı dijital çağ insanıdır. Rüyaya müdahale edebiliyor, sana rüya gördürebiliyor. Başkasının rüyasına müdahale edebiliyor. Siz kendi rüyanızı simüle edebiliyorsunuz. Böyle bir çağ. Bu çağda yine de bedenin rüyası ile ona dayatılmış rüyaların senin zihnine yapılmış, implant dediğimiz yani insert edilmiş. Evet. O tasarlanmış bir rüya ile beynin gerçekten gördüğü rüyaları birbirinden ayırabilmek çok ciddi bir meseledir. Yani bir tabirciye bir insan gelip rüyasını anlattığında o tabirci bunun çevreden gelen etkilenmelerden mi kaynaklandığını yoksa gerçek bir rüya mı olduğunu kestirebilmesi lazım. Ama bu çok zor. Yani ben şöyle böyle son 15 senedir rüyaların kendisinde toplandığı kimseyim. Yani gerçi eskiden her rüya göndereni yapabilirdim. Yani tabirini yapar gönderirdim. Sonra, ama gerçekten bıraktım. Yani bıraktım, vaktim de olmuyor ve baktım ki bir boş iş. Yani fazla şey değil. Çünkü tanımıyorsunuz. 50 tane soru sormanız lazım. Mesela şöyle bir rüya görüyor. Ben bilmiyorum sosyal yapısı nedir? O anda kaç yaşındadır? İşte evli midir, bekar mıdır? Ha, hekimin anemnezi gibi böyle önceden bir bilgi almak gerekiyor. Dolayısıyla net bir bilgi almak lazım ki onun rüyasını noktasal olarak ona tabir edebilirsiniz. Ha ama şu var. Toplum bir bütündür. Bir vicdan gibi gelmekte olan mutluluğu da mutsuzluğu da hisseder. Onun bana büyük faydası oldu. Mesela sosyal meseleleri okumada bana gelen rüyaların çok etkisi olmuştur. Yani mesela herkes kargaşadan söz ediyor. Bir kargaşadan, bir korkudan. Ben bunu 15 Temmuz döneminde oldu. 15 Temmuz'da çoktu. Evet. Hatta ben bunu şeyde de konuştum. Yani bu o zaman bir televizyonda şey yapıyorduk. Ben yani rüyalar sıkıştırıyor. Yani bir şey geliyor. Evet. Bir sıkıntı geliyor. Hatta onlardan dolayı benim bir yazım vardır. Bunu birkaç kere tekrar etmişim. Yazdığım için ortada duruyor. 2016'ya kadar ve 2016 dahil bu ülkeyi parçalatmayın. Bu ülkeyi 2016'ya kadar parçalatmayın. 2016'da bunu başarırsanız daha kimse bu ülkenin önünü tutamayacaktır. 2023'ten sonra da rampa yükselecek. Şimdi bunu biraz da metinlerden, kutsal metinlerden çıkardığım öngörülerden çıktım ama biraz da rüyalar bana cesaret verdi. Yani gelen rüyalar sizi farklı noktalara götürür. Mesela öyle bir dönem geldi 2014'te bana intikal eden rüyaların yarısından fazlası Kur'an-ı Kerim ile ilgiliydi. Ya bu ne oluyor dedim. Yani Kur'an-ı Kerim öne mi çıkarılacak? Şey aldım. Bu dini bütün dinlerin üstüne çıkarasın. Liyuzhirahu aled dini kulli ayeti var. Evet. Bu dini bütün dillerin üstüne çıkarasın diye bu kitap sana verildi. Bir ayet var. Ben o ayeti aldım. Bir baktım 2014'e tekabül ediyor. Şoka girdim. 2014'te Kur'an-ı Kerim'in yükselişi başlayacak. Sizin gördünüz mü hocam? Affedersiniz, size anlatılan rüyalar mı? Tabii ben şimdi normalde hem benim gördüğüm var hem de bana anlatılan rüyalardan ben oradan Kur'an-ı Kerim'e bütün şeyler, zihinler Kur'an-ı Kerim'e yöneliyor. Acaba Kur'an-ı Kerim'de hani böyle bunu şey yapacak, tasdik edecek bir ayet var mı derken لِيُزْهِرَوْ عَلَى الدِّينِ كُلِّ ayetine baktım. Bir hesap ettim. Tam 2014'e tekabül ediyor. Oradaki hu, liyuzhira hu kelimesindeki saklı bir vav var. Saklı bir vav var. Onu katmazsanız 2014 yapıyor. Katarsanız 2020 yapıyor. Ve dedim ki 2020'den itibaren artık ne olacaksa 2020'den itibaren Kur'an-ı Kerim'den başka insanların güvenip etrafında toparlanacağı bir kitap kalmayacak. Bugün kalkıp birileri Kur'an-ı Kerim'i şey yapıyorlar, yakıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bunların hepsi Kur'an'ın lehinedir. Çünkü Kur'an artık üste geçti. Ve bugün vicdanı ölmemiş. Hristiyan, Yahudi, Çinli, Hindu, Japon, Rus hiç mühim değil. İnsanlık, beşer uyanmaya başladı. Beşerin vicdanı uyanmaya başladı. Bu vicdan gerçekten Allah'ın soluğu nerededir? Gerçekten Tanrı'nın tavsiyesi nerededir sezmeye başladılar. Ve Kur'an'dan başkası yok. Dolayısıyla dedim ki hani yine onlardan hareketle dedim ki Kur'an-ı Kerim çağa geliyor. 2014-2020'den sonra böyle. Dolayısıyla toplumun rüyalarını veya kişilerin rüyalarını, bazılarında duyargaları çok güzel gerçekten. Öyle mi? Çok ilginç rüyalar görüyorlar. Topraklarımızda da öyle mi? Yani Anadolu'da da öyle mi? Anadolu zaten baştan başa mucize bir yerdir. Kimse bir yapma. Bütün dinlerin neşv-i nema bulması burası sayesinde olmuştu. Anadolu ilginç bir yerdir. Yani şeyin de İbraniliğin de her ne kadar Kudüs'ten ortaya çıkmıştı da aslında mesela ben hep söylüyorum ilk 3 peygamberin İbrani dilindeki ilk 3 peygamberin sevgilileri, eşleri Harranlıdır. Anadolu'ludur. Sara validemiz Hazreti İbrahim'in eşi Sara Harranlıdır. Hazreti İshak'ın eşi Refika Harranlıdır. Hazreti Yakub'un Yusuf'u doğuran sevgilisi eşi çok aşık oldu. Rahel yine Harranlıdır. Bunların hepsi Anadolu'nun çocuklarıdır. Hazreti İbrahim de Anadolu çocuğudur. Hazreti İbrahim de buradan o taraflara götürülmüştür. İlk yerleşmek istediği yer Gaziantep'tir. Sonra oradan Halep'e iner. Geldiği her yeri bereketlendirmiştir Hazreti İbrahim. Çünkü Allah adına gerçekten teslim olmayı başarmış ve ilk eşyanın melekutunu öğrenmiş peygamberlerden birisidir. Ona çocukluğundan itibaren eşyanın melekutu öğretildi. Yıldızları sordu. Bak annesini hatırlayın. Bunlar kim? Bunlar beni yarattı diye mağaradan çıkarıldığı zaman veya mesela ayı gördü. Ay çok güzel ve ay ışıldayınca yıldızların bir kısmı kayboldu. Dedi bu daha büyük, bu benim tanrımdır. Sonra o da kalkıp gidince yükselince la uhibbul afilin dedi. Ben geçip gidene tapamam. Çünkü geçip giden kendisine sahip değil. Birisi onu itiyordu. Evet. Sonra güneş doğdu ve güneş doğunca muhteşem. Her şey kayboldu. Dedi ki bu çıkınca diğerlerin hepsi kayboldu dedi. Demek ki beni yaratan budur dedi. Bakın o çocuk yaşıyla yaratma fikri üzerinde tefekkür etmiş. Evet. Sonra güneş de yükselince dedi ki ey bunları çeviren, bütün bu makaraları çeviren bana gerçek hakikati göstermezsen ben de bunlar gibi karanlıkta kalacağım. Şimdi bu da işte melekutu anlama dediğimiz eşyanın melekutunu anlama. Bu çağ gerçekten Allah'ı en doğru anlayabilmek zamanıdır. Anatomiyi bilen bir insanın, yazılım yapan bir insanın ve bu 3D dediğimiz yani evet. Üçlü print yapılabilecek noktaya geldiğimiz bir dönemde Cenab-ı Hakk'a iman etmemek ve bu kainatın onun bir basit bir simülasyonu olduğunu düşünememek gerçekten beni çok şey yapıyor. Yani üzüyor. İnsan bu olmamalı diyorum. O zaman görüyorsun şartlanmışlık insanı hakikati görmekten alıkoyabiliyor. Şartlanmışlık rüyalara da geliyor. Rüya içinde rüyaya da geliyor konu evet. Aslında. Yani neticede de işte bu şartlanmışlık rüyayı da etkiliyor. Şartlanmışlıklarımız. İşte dedim ya sizin sahip olduğunuz kültür veya kullandığınız dil veya kullandığınız aritmetik gördüğünüz rüyayı, rüyanın biçimlenmesini kesinlikle etkiliyor. Benim köpek görmemle bir başkasını görmesi. Başka bir toplumda birinin köpek şimdi görmesi mesela çok ki, farklı. Mesela diyelim ki bir Şafii atıyorum bir köpek görse bu onun için kerihtir. Çünkü yani elbisesine dokunduğu bile, zaman bile abdesti bozulur. Böyle kerih evet. Bir varlıktır. Ama bir Maliki köpeği görse öyle bir dert olmaz. Siz köpeği sadakatiyle bilirsiniz. Bir köpek gelir size el takla, sahibi bir dost demektir. Sadık bir dost demektir. Ama köpeği kerih görüyorsanız bana bir şey kötü bir şey bulaşacak dersiniz yani. Evet. Anlatabildim mi? Bunların hepsi sizin kelimeye, dile yapmış olduğunuz vurgu üzerindendir. O yüzden rüya bugün yani yeniden tanzim edilmesi gerekiyor. Ben onu yapıyorum. Yorum vücut bulur mu hocam? O yüzden de yorum çok önemli midir? Evet, yorum çok mühimdir. Hatta bazen yer rüyanın kendisinden bile daha mühimdir. Çünkü bir tabirci peygamberimiz diyor ki, tabir edilmedikçe havada duran bir kuş gibidir. Muallakta duran bir şeydir. Tabir edildiğinde yere iner. O açıdan muhakkak bir şekilde sizler rüyayı doğru tabir edecek. Yahut rüyayı moralinizi bozmayacak şekilde, canınızı sıkmayacak şekilde size aktarılması lazım. Mesela ben şahsen kendimi mesela şu noktaya koyuyorum. Avantajlı bir tabirci olarak diyorum ki eğer bu işi hayra yorma imkanım varsa asla üzücü yorumlara sürükleme. Çünkü kainatın içinde bütün ihtimaller vardır. Evet. Niye iyi ihtimali seçmiyorsun? Yani iyi ihtimali seçersen o rüya da onun hakkında hayra dönüşür. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki Allah sizin seyyiatınızı tebdil eder. Hasenata dönüştürür. Kötülüğü yani kötülüğü siler de hasenat iyilik verir demiyor. Kötülüğü, kötü olanı iyiye dönüştürür. Esasında bir tabircinin yapması gereken şey gördüğü rüya ne kadar sıkıntılı olursa olsun onun içinde bir iyi tarafı bulup ki zaten o rüya iyidir. Evet. Yani o rüya gerçekten de iyidir. Gerçekten de size bir şey veriyor, size bir yön gösteriyor. O açıdan mesela onu bulup o insana vermesi lazım. Şimdi yazıyorum. M'nin soruna geldim ama şöyle böyle 2 senedir biraz şey gidiyor. Biraz yavaş gidiyor. Çünkü bütün kelimeleri yeniden bu çağın kavramları üzerinden evet. Yazıyorum. Bunu ilk defa kendi çağında İbn-i Sirin yapmış. İbn-i Sirin bana göre ilk defa İslam medeniyeti ve İslam bakış ile, İslami bakış ile şeyi yormuştur. Ondan önce İmam Cafer Hazretleri var. O da yani bir Müslümanın bakışıyla rüyayı tabir etmek. Neden? Çünkü iyi bakmalısın. İyi bakarsan iyi görürsün. İyi görürsen hayatından lezzet alırsın. İyiyi vurgulayarak, gelen rüyayı iyiye vurgulayarak anlatmayı onlar denediler. Bugün ise sadece iyiye vurgulamakla yetmiyor. Çünkü kavramlar değişti, kelimeler değişti, vasıtalar değişti. Yeni vasıtalar, o kadar çok insanın kullandığı yeni vasıta ortaya çıktı ki eski kitapların hiçbirisinde bunlar yok. Biz mesela bu dijitaller bizim rüyalarımızı, bilincimizi etkiliyor mu? O yüzden rüyaları sil baştan yeniden bir... Şimdi normalde her gün, her insan kaç tane film izliyor? Vakit buluyorsa bir tane mutlaka izliyordur akşamı. Yani mutlaka izliyor. Artı mesela YouTube'dan gelen bir yığın replikler var, fragmanlar var. Bunlar her birisini izliyorsunuz. Şimdi bunlar zihnimizde kayda giriyorlar, ebedileşiyorlar. Şimdi insan bir kayıt cihazıdır aynı zamanda. Yani bedenin de bir hafızası var. Beden kayıt eder. Beden travmayı, sadece travmayı kaydetmez. Beden sadece hüznü kaybetmez. Onunla kaydeder. Fifi tarihinde gördüğün ve çok güzel bir çiçeğin resmini de kaydeder. O resim ölür, o çiçek ölür, fanidir. Ama bir insan zihni onu kaydettiği için artık ebedi olmuştur. Çünkü sen yarın bir gün senin zihnin boşaltıldığında, senin iç evreninde kaydettiğin fotoğraflar boşaltığında o çiçek de çıkacaktır. Ve o çiçeğin resmi de orada vardır. Dolayısıyla da insan bir ibka kutusudur, beka kutusudur. İbka ediyor. Bu fani alemdeki eşyaları alıyor ve bekaya dönüştürüyor. İnsan böyle bir varlıktır. İnsan neredeyse Tanrı gibi bir varlıktır. Çünkü Cenab-ı Hak esasında insanı bir Tanrı boyutunda, figüründe yarattı ki Zat-ı Zülcelal'in azametini ve saltanatını anlayabilsin. Çünkü insanı Allah kendisini bilsin diye yarattı. Diğer mahlukların hepsinde Allah kendine göre Allah'ı bilme vardır ama bunlar tanımlanmış ve sınırlanmış, sınırlı sorumlu varlıklar. Yani iblis de öyledir, şeytan da öyledir, cin de öyledir. Bunların hepsi, hatta melek de öyledir. Sınırlanmış sorumluluk. Yani sonsuz bir kavrama, sonsuz bir algılama kabiliyeti, mahiyeti yoktur. Ama insanın Allah'ı anlaması veya bu evrenle ilgili bilgileri anlamasının sınırı yoktur. Nitekim ben anlatmıştı bize, bir arkadaş anlatmıştı, o da gazeteci. NASA'da iki harita var demişti. Birisi beynin zarının açılmış halidir. Birisi de evrende tespit edilebilmiş yıldızlar haritası. İkisini koyduğunu çakışıyorlar üstüne. Çünkü bu beyin, bu evreni, yani Cenab-ı Hakk'ın bu ustalığını, bu eserini görüp anlamak üzere yaratılmış bir varlıksın. Evrende bütün var olan ilahi sanatların esasını ve sırrını kavrayabilecek mahiyette ve kapasitedesin. Sen bu vazifeyle donatılarak gönderildin. O yüzden Allah insanın önünde durdu. İblis ve melekler insanı kınarlarken. Yani dediler ki bu kan dökücüdür, bozguncudur, fesatçıdır. Cenab-ı Hak bu öyle değildir demedi. Değil mi? Yani insan kötüdür, kötü değildir demedi. Ama ben onun hakkında sizin bilmediklerini de biliyorum dedi. Böylece bizim yanımızda yer aldı Allah. Bizim önümüzde durdu. Yani siz bu Beyza'ya, bu Mehmet Ali'ye laf ediyorsunuz ama onlar hakkında ben sizin bilmediğiniz, onun hakkında ben bilmediğini de biliyorum dedi. Ve senin önünde durdu. Senden yana tavır aldı. Kimlere karşı? Meleklere ve iblise karşı. Ve şeytanlara karşı. Sizin bunun hakkında söyleyecekleriniz çok önemli değil. Çünkü benim bunun hakkındaki bilgim sizin bilmediğinizdir. Bu öyle bir varlık ki beni tanır. Bu öyle bir varlık ki benim işlerimi anlar. Bu öyle bir varlık ki ben melikim, ben sultanım, ben azizim dediği zaman bunu anlayabilecek durumdadır. Siz sadece bir korkuyla bunu yaparsınız ve zorunlu itaat edersiniz. Ama bu zorunlu itaat etmez. Bu bilerek ve keyifle itaat eder. O yüzden insanın mahiyeti müthiştir. Bunu sınırlamadı. Sınırlamadığı için de bu insanın herhangi bir alanda sınırı yoktur. Hatta Muhyiddin Arabi'nin bir şeyi vardı. Diyor ki benim şu andaki şu konudaki bilgim Allah'ın o konudaki bilgileri kadardır diyor. Neden? Çünkü bana ayağını sabiteyi gösterdi. Evrende o bilgiyle, kainat hard diskinde o ilimle veya o işle ilgili Bütün bilgileri ben gördüm. İnsan böyle bir mahiyettir. İşte böyle muazzam bir mahiyete sahip olan bir varlığın kendi kainatını müşahede etmesi operasyonudur rüya. O kadar önemli. Evet. Şimdi mesela sabahleyin sen gece yatıyorsun. Evet. Rahatsın. Sabah kalkıyorsun, şuranda bir ağrı var, ağzın kurumuş, başında bir ağrı var, şurada bir şey var. Niye? Beyin günlük olarak senin arzuların üzerinden, amaçların üzerinden, yapmak istediğin şeyler üzerinden bir tarama yapar. Ben uyuyorum, evet, ama beyin bu arada tarıyor. Beyin uyuyor. Sen uyuyorsun ama senin bir arzun var, bir hülyan var, bir gayen var, bir hedefin var. Gerçekleşsin istiyorsun. Dualar ediyorsun. Rabbine yalvarıyorsun. Bunların hepsi kayda giriyor. Sonra sen uyudun. Beyin alıyor senin imkanlarını, incelemeye başlıyor. Bu arzuyu gerçekleştirebilecek veya mani olacak neler var? Bir bunu yapıyor. İkincisi bedenin sağlığı açısından da bir tarama yapıyor. Kesin bunu yapıyor. Bütün organları tek tek check ediyor. Hangi organda bir sıkıntı varsa bu sıkıntıyı sen bilesin diye oraya bir implant koyuyor. Bir imlaç koyuyor. Hı hı. Mesela kalbi yetmeyecek. Evet, yetmiyor. Oraya bir imlaç koyuyor. Kalkıyorsun diyor. Kalbimde bugün bir ağrı var diyorsun. Üstümde bugün şöyle bir şey var diyorsun. Ay şuram ağrıyor dersin. Ay buram. Bunlar hepsi gece yapılan testte arızaları tespit edilmiş bölgelerdir. Rüya bunun o acıyla tespit edilmiş olan alanların bir dökümüdür. Bir printidir. Sözlü print diyelim. Dolayısıyla da rüya en basiti, en hurafesi, en saçma sapanı muhakkak bir bilgi içeriyor. Hiç hatırlanmayanı ya da bölük pörçük hatırlananı yani, belki. Şimdi zaten tabii hatırlanmama başlı başına bir problemdir. Yani hatırlamıyor olmak hakikaten ciddi bir problemdir. Yani çünkü o zaman sen kendine bildirilen mesajı da anlamıyorsun. Sana bildirilen mesajı da tam olarak anlayamıyorsun. Fakat ben şundan memnunum. Ben hani şu son 5-10 senedir rüyaları çok hatırlamıyorum. Eskiden uyuyamazdım. Sizin bir de devam etmeleriniz de var. Bilmiyorum söylememde mahsur var mı? Müsaade almadım ama tekrar uyuyup devam etme deneyimleriniz de var. O yüzden yaşayan varsa bilemiyorum ama bu çok ilgi çekici, kıymetli. Rüyasını devam ettirenler vardır. Ben yani hayatımda bir kere iki giriş yaptım. Yani bir kere bir rüyanın içine girdim kendimce. Ya rüyadan uyandım. Bu rüya bana şöyle bir sıkıntı verir. Bunu düzeltmeliyim dedim. Girdim. Tekrar uyudum. Aynı rüyanın içine girdim. Bilerek mi girdim? Nasıl girdim bilmiyorum. Ama o niyetle yani yattım ve girdim. Sonra tekrar uyandım. Uyanınca eksik kaldı dedim. Ve tekrar gittim. Rüya devam etti. Bu herkeste olur mu bilmiyorum ama bu insanda var. Yazılım dedik ya, evet, var yani yazılımda. Var evet, yazılımda var. Yani defalarca da insan aynı rüyayı tadil edebilir. Yani konsantre olabilirseniz veya iyi bir psikolog veya iyi bir psikiyatrist sizi yönlendirebilirse birçok probleminizi kendi rüyalarınızda çözebilirsiniz. Rüya ile çözebilirsiniz. İyi bir rüya, iyi bir uyku ile siz onu düzeltebilirsiniz, girip düzeltebilirsiniz. Bu gerçekten rüya. İleride olacak zaten bu. Benim insanın rüyalarının filmi çekilecek, insan rüyaları tespit edilecek dediğim, ben ilk bunu şeyle yapmıştık. Ata Nirun 1986 mıydı? 92'de onunla bir röportaj yapmıştı. Bana böyle 20 sayfalık bir şey yazmıştım ona. İlk ona söylemiştim. Yani biz ileride rüya görürken beynin içindeki görüntüler kaydedilecek. Çünkü sen orada görüntülü görüyorsun. Yani rüya seslidir, görüntülüdür. Rüyanın içindeki temel problem zamansızlıktır. Yani, kontrol edememe mi yoksa ne zaman olduğunun belli olmaması mı hocam? Yani çok zamanlı değil. Çok zamanlı. Yani mesela çok zaman dediğim şu, zamansız çok zamanlık. Evet. Şimdi mesela benim ilginç rüyalarımdan bir tanesidir. 40'lı yaşlarımdaydım. Annemi görüyorum rüyada. Bir çocuk var, beşikte ağlıyor. Diyor ki oğlum şeyi salla diyor. Biraz diyor, beşiği salla diyor. Ben gittim, beşikteki de benim. 40'lı yaşımda 1 yaşındaki Mehmet Ali'nin beşiğini salladım. Allah. Olabilir mi? Bu vardır. İnsan şey içerisinde yani geçmişle gelecek arasında seyahat edebilir. Birçok icat, birçok buluş bize göre gelecektekinin gelip geçmiştekini uyarmasıdır. Aslında mesela Hızır ve İlyas, biz şöyle diyoruz hani Big Bang patlama olduğu evet. zaman hepimiz aynı yöne mi gittik? Patlama olduysa, bir patlama olduysa, dağılma olmuştur diye. Dağılma olduysa evet. ya küresel bir şeydir bu evet. yahut da diyelim ki bir düzlem üzerinden. Evet. Şimdi birisi bu tarafa gitti, öbürü bu tarafa gitti. Dairesel bir dağılma. Dairesel. Evet. O zaman şey vardır yani zaman içerisinde yolculuk diye bir şey vardır. Bu zaman içinde yolculuk yapabiliyorsanız kendi geçmişinize ve geleceğinize gidebilirsiniz. Ve nitekim gidiliyor. Yani bir zaman yolculuğudur bu. Biz bugün tabi bunu fantezi olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz ama ehlullahın bunu yaptığı vardır. Sadece ehlullah olması gerekmiyor. Birçok insanda vardır. Kendi geçmişine gider, bir şey tadil eder. Yani ben şu hatayı yaptım, bu hatayı düzeltmem lazım ki şu gelecek bana gelsin. Bu mümkündür. Geçmişte yaptığı, vicdan azabı çektiği, düzeltmek istediği bir şeyi rüyasında evet. Gider düzeltir. Konsantre olarak siz pekala bunu yapabilirsiniz. Ve kendinizi tamir edebilirsiniz. İnsana namütenahi böyle bir yetki verilmiş. Allah. Rüya bunların içerisinde bir alandır. Ve çok etkili, çok güçlü bir alandır. Rüyada ameliyat edilirsiniz. Değil mi? Bir ameliyat geçirirsiniz. Rüyasında görür insanlar. Evet. Çok canım. Yani ben bunun sayısız örneklerini biliyorum. Rüyanızda ameliyat olursunuz. Kalkarsınız, o derdiniz bitmiştir. Bir gün rahmetli annem kalktı. Dedi ben dedi o zaman işte gençlik yılları yani biz daha küçüğüz annemin sürekli böyle bir ağrısı var. Böyle midesi mi tam da defalarca doktora götürdüler bir şey koyamadılar falan. Bir gün kalk dedi ki galiba dedi ben hastalığımdan kurtuldum. Hayırdır anne dedim. Dedi ki ağzımdan dedi bir şey geldi. Çektim siyah bir yılandı dedi. Ondan sonra aldım attım fırlattım dedi. Gerçekten rüyadan sonra hiçbir zaman mide ağrısı çekmedi. Ve o sancı da olmadı. Bunun sayısı örnekleri var. Ameliyatta siz rüyada ameliyat geçirebilirsiniz. Siz rüyada öğretilebilirsiniz. Benim eşim şahit olduğu için rahatlıkla söylüyorum. Mesela isimler konusu bu esma ve isimler konusu, evet. el çizgileri. Ben bunların her birisini rüyada öğrendim. Ben el ilmini ne biliyordum, ne anlıyordum, ne de yani böyle bir ilim olduğunu biliyordum. Ayet ya da sure ezberleyenler olduğunu da biliyorum rüyada. Yani öğrenip kalkan yani, olduğunu da çok duymuşuz. Mesela Fecr suresini ilk mesela ezberlemek istiyordum. O şey çok güzel hoşuma gidiyor, gidiyordu. Bir gün şeyde okudum, rüyada okudum. Hadi ezberledin dediler. Uyandım. Söyle. Allah Allah ezberlemişim benim. Halbuki çok şeydir hafıza o kayıtlarım. Hani bir ayeti tutmak var ama şey yapamam. Yasin'i bile mesela okuduğum zaman karıştırırım. Zihnim manaya takılıyor. Yani ezbere bildiğim yerleri bile hafızım çok sağlam değildir. Ama kalktım bir çırpıda okudum gittim. Geçen mesela yine böyle şeye takılmıştım. Yani dünyanın lezzetlerini neden kerih gösteriyorlar? Yani dünyada bir kadını sevmek, çocuğunu sevmek, parayı sevmek, efendim harç dediğimiz işte kültürü sevmek, nimetleri sevmek, arabaları sevmek. Bunlar dünya nimetleridir. Züyine linnâsi hubbu şehvâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantarati minel zehebi vel fiddati vel khaylil musavvameti. 6 tane şey sayıyor orada Cenab-ı Hak. Diyor ki bu 6 lezzeti insana biz dünya nimeti olarak verdik ki yaşama sevinci olsun. Bir motivasyon olsun. Yani hiçbir şeyin yok. Kadına sevgin yok. Çocuğa sevgin yok. Para pula sevgin yok. Yaşama ihtiyacın yok. Arabam olsun sevgin yok, hırsın yok. Ya hiçbir derdin. Bu bir şey daha değildir yani. Evet. Bu bir hayat değildir. Bunların hepsine hırsın olacak ama usul çerçevesine gideceksin. Hepsine sevgin, talebin olacak ama usule uyacaksın veya takdire uyacaksın ki orada bir cehd, bir mücadele, bir gayret olsun. Ben kadına karşı hiçbir meylim yok. Ben kadına imtihan olmam ki. Benim paraya şeyim yok, hırsım yok. Para kazanmak yüzünden insanları incitmem ki. Sen oradan ot gibi yaşarsın. Ama Cenab-ı Hak bu 6 şeyi ben bunu merak ederek yaptım. Evet. Yani bunları niye kerih görüyoruz? Yani neden bize bunlar kötü gösterilmiş? İmtihan olacağız? Evet. Neden bize bunlar kötü gösterilmiş? Kötü değil. Çünkü bunlar olmazsa yaşama sevinci olmaz. Siz bir insanda nefsin talebini vermezseniz, bu nefs mutlu değilse yaşama hırsınız olmaz. Ben yani bazen diyorum böyle, bedenin afiyeti sağlıktır. Kalbin afiyeti huzurdur. Nefsin afiyeti mutluluktur. Eğer nefs arzu ettiklerini elinin altında bulamıyorsa kalbin huzuru yetmez hayata sarılmak için. Sağlığın yerinde olması yetmez hayata sarılmak için. İlla nefsin de mutlu olması lazım. Nefsin mutlu, kalbin huzursuz. Yine yetmez. Yani bu insanın, şu bedenin yeryüzünde bir şey yapabilmesi için bir motivasyona ihtiyacı var. Evet. İşte bunu düşünürken neden bunlar şeydir? Neden yani bunu bu kadar kerih görüyoruz ki yani? Kerih görmemek lazım. Bunu doğru kullanmak lazım. Bize ne demişler? Dünya kötüdür. Hayır kardeşim, dünya kötü değildir. Dünya iyidir. Dünyanın kötü olan tarafı nefis hesabına kullandığın tarafıdır. Yani biz cennetimize ait her şeyi burada yapmıyor muyuz? Yani iman bir ameli salihtir. Ameli salih bu dünyada yapılır. Sen ameli salih yaparak cennetini kurguluyorsun, inşa ediyorsun. Değil mi? Evet. Dünyanın neresi kötü? Öbür tarafıyla bu kainat, bu dünya bir isimler atölyesidir. İlahi isimler atölyesidir. Onların burada şeyi vardır yani bir... isimlerin bir atölyede envai türlü yaratma biçimleri vardır. Sen Cenab-ı Hakk'ın sanatını müşahede ediyorsun. Şimdi şu yüze bak. Neyle yapabilirsin bu yüzü? Cenab-ı Hakk'ın bir sanatıdır. Cemali onda yansıtıyor. Veya efendim diyelim ki işte bir güle bakıyorsun, bir çiçeğe bakıyorsun. Ne kadar naif, ne kadar zarif. Bu Cenab-ı Hakk'ın cemalidir. Ya o çiçeği seyretmek, o gülü seyretmek. Evet. Az Allah'ın bir şeydir. Sanatı deyip böyle işte yani. Dolayısıyla dünya kötü değildir. Ama bize kötü diye göstermiş. Bunu düşünerek uyudum. Rüyanın içinde değişik yerlerde böyle gezdiriyorlar ve orada bir ayet okunuyor. Ya diyorum, demek ki bu ayet buna bakıyormuş diyorum. Böyle 5 tane ayet bana ezberletildi. Uyandım. Züyyine linnâsi hubbu şâvâti minen nisâ ve okudum. Allah Allah, bu neredeki acaba diye açtım şeyimden. Bende bir program var. Bu nerede? Baktım Ali İmran suresinde. Allah Allah. He, Ali İmran. Allah Allah evet, dedim. Hocam. Aldım bunu 55. Ali İmran 55 değil. Ali İmran suresinde. Sonra diğerine baktım. Yani orada öğrendiğim o nerede? Hı hı. Bir de baktım arkasındaki. 5 tane ayet. Birbirini takip eden evet. 5 tane ayet bana 5 farklı alemin yansıması olarak gösterildi. 5 farklı alemde, 5 farklı filmin içinde ben onları yaşadım, gördüm, ezberledim, çıktım. Halbuki peş peşe 5 ayetmiş. Böyle haller var insanda. Ve bütün insanlarda var. Bu bana ait bir şey değil. O yüzden rüyaya ehemmiyet vermek ve ciddiye almak lazım. Ancak ben rüyada gördüm, şöyle olacak. İşte orada da ciddi sıkıntılar var. Yani rüyasında görüp Hazreti İbrahim gibi gidip oğlunu kesmeye kalkışanlar yok değil. Şimdi Hazreti İbrahim'de doğru da sende niye yanlış olsun? Tarihi akışına yön veren rüyalar var mı demiştik ya başta, işte hocam tam da oraya geldi. Evet, tarihin akışı baştan başa tarihin akışına vermiş, yönlendirmiş. Mesela Hazreti İsmail'in o rüyası yeryüzünde tanrılara, genç kızların veya insanların kurban edilmesi çağının kapatıyor. Evet. Ve ondan sonra yani bir insanı kesecekseniz veya boğazlayacaksanız onun yerine kurban verin. Mesela Hazreti Peygamber'in babası Abdullah için bu yapılıyor. O babası diyor, Abdulmuttalib diyor ki benim 10 tane çocuğum olursa birisini kurban edeceğim diyor. Ve 10 tane çocuğu oluyor, oğlu oluyor. Hı hı. En son doğan da Abdullah ve en çok sevdiği de o. Bunun üzerine kura çekiyor ve Abdullah'a kura çıkıyor. Yani 10 çocuk içerisinde kura çekiyor ve kura Abdullah'a düşüyor. Abdullah da gönlü razı değil kesin. Gerçi bilmiyor hangi çocuğuna razı olur ki zaten insan da. Sonunda bir kahine gidiyor o zaman. Yani bir o dönemde yani işte Varaka bin Nevfel gibi insanlar var. Yani Hazreti İbrahim'in dini üzerinde hareket eden insanlar var. Onlardan birisine gidiyor. Diyor ki böyle böyle bir sorunum var. Yani ben şöyle şöyle bir söz verdim. Bu sözümü de yerine getirmek istiyorum. Fakat bu çocuğu da Kesmek istemiyorum. Ne yapayım diyor. Diyor ki şey yap diyor. Önce bir git diyor. Bir deve, bir Abdullah, kura at. Sonra 2 deve, sonra 10'a çıktın, sonra 10 arttır diyor. Develere vuruncaya kadar, kura isabet, develere isabet edinceye kadar kurayı sürdür. Nihayet 100 deve olunca kura develere isabet ediyor. Ve 100 tane deve kesiyor, Abdullah kurtuluyor. Bunun neticesinde gelen feyz, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Hı hı. Bu tür vakalar hayatın içinde vardır. Ve bunların büyük bir kısmı rüyalardır. Hazreti İbrahim'e de mesela bu şey gösteriliyor. Rüyada derim ki senin yıldızlar kadar çok olacak zürriyetin. Evet. Mübarek gelmiş 95 yaşında daha çocuğu yok. Rüya gösteriliyor gençliğinde. Sana öyle bir saltanat vereceğiz ki kitap gelecek ve senin zürriyetin olacak ve senin zürriyetin yıldızlar kadar çok olacak. Gelmiş 90 yaşına çocuk yok. Hı hı. Yani Cenab-ı Hakk'ın cilveleri bile ama bu rüya çıkıyor. Hazreti Yusuf'un gördüğü rüya çocukluk rüyasıdır. 9 yaşında rüyasını görüyor ama 40 yaşını aştıktan sonra Hazreti tevil rüya ediyor. İşte bu benim yani ne yapıyor? Babası, annesi geliyor, 11 kardeşi geliyor ve onlara arşın üzerinde kürsüde otururken eğiliyorlar. Önünde secdeye varıyorlar Mısır geleneği olarak. O zaman diyor ki baba işte benim diyor rüyamın tevili budur. Ve bunlar gerçekten hayata dönüştürmüş şeylerdir. İnsanlığın macerası içerisinde böyle çok rüyalar vardır. Çok rüyalar vardır. Ama tabii biz sadece kutsal metinlere geçenleri hatırlıyoruz. Evet. Diğerlerini hatırlamıyoruz. Peygamber Efendimiz görmüş mü rüya? Bu arada 2 dakika sonra oraya gideceğim ama yine Peygamberimizin rüyaları var. Annesinin gördüğü rüya var ama Peygamberimizin ilk gördüğü rüya bize aktarılan Bedir Savaşı ile ilgilidir. Orada Cenab-ı Hak diyor ki yani ben oradan da hareketle zaten şey diyeyim hani rüyalar insert edilebilir veya rüyalar değiştirilebilir, yapılabilir ve bugün çok tehlikeli bir noktaya doğru gidiyoruz. Çünkü teknolojik olarak rüyalar insert edilebilecek veya bozulabilecek noktaya doğru gidiyoruz. Yani belki bizimle İsa konuşacak, belki bizimle peygamberler konuşacak, belki bizim zihnimizin içine girip çok çünkü bu Google sayesinde bütün verilerimiz alındı. Bütün eğilimlerimiz, bütün zaaflarımız alındı. Neyi seviyoruz, neyden nefret ediyoruz her şeyi biliyor. Dolayısıyla basit bir simülasyonla yapılmış olan bir rüya taslağı pekala bize gördürülebilir ve biz de gerçek bir rüya görmüş gibi harekete geçebiliriz. Veya bizi yönlendirebilirler. Bunlar yapılacak. Gibi. Evet, bunlar yapılabilecek. Bilhassa Mesih çağına girildiğinde ki hemen gölgesi üzerimizdedir Mesih çağının. O dönemde çok ciddi bir şekilde rüyalarla oynanacaktır. Hocam çok güzel bir yerdeyiz. Bundan sonra bu dönemde göreceğimiz rüyalara dikkat edelim mi diye soracağım. Hay hay. Müsaadenizle bir araya gidiyoruz. Girelim. Twitter'da o kadar çok soru var ki rüyayla amel olunur mu diyorlar mesela. Evet. Çok soru var. Tamam. Sağ olsun var olsun izleyicilerimiz. Rüya etiketiyle bekliyoruz yorum ve sorularınızı. Çok kısa bir ara efendim. Birazdan devam edeceğiz. Efendim kısa aradan sonra devam ediyoruz. Araştırmacı, yazar, çok kıymetli Mehmet Ali Bulut hocamızla birlikteyiz. Hem Twitter'dan hem şu anda YouTube sayfamızdan bizi izleyen hem de Instagram'dan izleyicilerimiz gerçekten rüya etiketiyle sağ olun, var olun. Vaktinizi ayırıyorsunuz. Tabii hocamızı çok sevdiğinizden şüphesiz. Onlarca soru var, yorum var. Elbette rüyalarınıza sizi çok etkileyen, rüyayla olan ilişkinize dair çok soru var. Çok dikkat çekenler de var. Vakit kaldığınca inşallah hocamıza sormaya çalışacağım. İlginiz için bir kez daha teşekkürler. Hatırlatayım. Rüya etiketiyle soru soruyorsunuz ve katılım gösteriyorsunuz. Rüya etiketiyle. Mesela rüya ile amel olunur mu hocam diye soruyorlar. Geleceğimizi görür müyüz diye soruyorlar. İnsan gelecekte yaşayacaklarını görür mü? Rüyada izle uyanma sorusu çok var. Kına gibi izlerle uyanma sorusu çok fazla var. Şöyle bu sorularla isterseniz başlayalım hocam müsaadenizle. Bu rüyada gelecek görülür mü? İnsan geleceğini rüyada görür mü? Tam da onun için var. Tam da bunun için var. Haberci rüya dediğimiz bu mudur hocam? Haberci rüya şimdi normalde bu çok beylik bir şey. Bütün haberler rüya, bütün rüyalar habercidir. Yani siz bir acıyla uyandığınız rüya haberci değil midir? Bir kabus gördüğünüz rüya haberci değil midir? Uçup düştüğünüz bir rüya haberci değil midir? Bunların hepsi ya arzularınızın gerçekleştirilmesi, ya vücudunuzdaki sağlık ve sıhhat, ya gidişatınız, yani yönünüz, kalbinizin, mahiyetinizin yönüyle ilgili size ipuçları veriyor. Hiçbir rüya habercisiz değildir veya bir haber anlamsızdır diyemiyoruz. Muhakkak bir durum, bir vaziyet, bir iş bildiriyor sana. Bir haber veriyor sana. Bütün rüyalar. En berbatı, en kötüsü dediğiniz. Efendim işte dolayısıyla kötü rüya yoktur demiştiniz yayından önce değil mi hocam? Kötü rüya yoktur demeyeyim. Hı. Yani anlamsız rüya yoktur. Kötü rüya dediğiniz şey size bir kötülüğü verir. Yani neticede Allah'ın mukadderatı dışında birisi yoktur ki size kötülük yapsın. Sizin mukadderatınız o kötülüğü önünüze çıkarır. Yani eğer siz bir şey hak etmemişseniz, arş-ı ferş bir araya gelse ne bir cin, ne bir insan, ne bir varlık, ne bir rüya size bir zarar veremez. Siz kendiniz bunu hak edersiniz. Ya düşlerinizle, ya korkularınızla, ya batıl fikirlerinizle, ya kaygılarınızla siz onu çekersiniz üstüne, o da sizi bulur. Yani insan müsaade etmedikçe hiçbir şey ona dokunamaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu noktada garantisi var. Siz yani mesela iblise diyor ki sen benim gerçek kullarıma dokunamazsın. Kim bu gerçek kul? Hurafeye inanmayan. Şirk koşmayan. Bu şirk nedir? Yani şimdi mesela diyelim ki hiç kimse ben şirk koşuyorum demez. Demez. Evet. Demiyor. Bilmiyor çünkü şirkin ne olduğunu. Halbuki Tanrı'ya dair, bak bunu Tanrı dedim, Allah demedim. Bir yığın saçma sapan fikirler var. Kendisi tasarlamış. Halbuki Allah mütealdir. Bizim hal ve hareketlerimizden, bizim zanlarımızdan mualladır, müstesnadır. Ama ne diyor? İşte ben karanlıktan korkuyorum diyor. Niye korkuyorsun karanlıkta? Yani ama sorsan desen ki karanlıkta ve aydınlıkta seni koruyan kimdir? Diyecek ki Allah'tır. Hı. Peki karanlıkta niye korkuyorsun? O zaman senin Tanrın tavuk karasıdır. Gözü görmüyor veya karanlıkta görmüyor. Aslında haşa öyle bir şey yok. Hı hı. Ama sen o sanrıyı ve zannı var ediyorsun. Dolayısıyla da bakın en tehlikeli şey Allah hakkında bilmediğiniz zanlardır. Zaten bir ayet-i kerime de Araf'ta diyor ki iblis sizi oradan vurur. Bir, Allah hakkında yanlış fikirler ve zanlar size verir. Bir de avret yerinizi açmanızı ister. Bu ikisini size başardığı zaman her operasyonu yapar üstünüzde. Yani Allah hakkında kötü bir zanla sahip olduğunuz veya yanlış bir fikre vardığınızda, Allah'a dair kendiniz bir takım yargılara vardığınızda artık itikadınız bozulmuştur. İtikadınız bozulduğu andan itibaren İblis de size üfler, cinler de size üfler, insanlar da size üfler dediğimiz yani yanlış yola sevk edecek şekilde. Evet. Dolayısıyla da yani kötü rüya dediğimiz şey de bedenin size yine bir iyiliğidir. Ya Beyza, bu noktada yanlışa gidiyorsun. Mehmet Ali, şunu tekrar edip duruyorsun ama sen yanlıştasın. Ben eskiden mesela petrol kuyuları vardı hep böyle. Evet. Derin petrol kuyuları. Girdiğim zaman bir daha çıkamam. Ve bunların üstünden yürümeme zorlanırdım. Sıçrar sabaha kadar öyle o deliklerin üstünde ya birisine düşersem diye korkularım. Ben sonra onun ne olduğunu keşfettim. Neymiş hocam? Yani senin içinde korkuların var. Geleceğe dair sen diyorsun ki ben bu işi yapmazsam bu böyle olacak. Ben bu işi yapmazsam şöyle olacak. Sen kaderin bir kısmını kendine alıyorsun. Yani ben yaparım bunu diyorsun. Ben bunu beceririm diyorsun. Sonra vazgeçtim. Hepsi senindir dedim. Hepsi Allah'ındır. Ben senin iradene ve emrettiğin şeylere uyarsam ben rahat içinde yaşarım. Şimdi şeyden önce sohbet etmiştik sizinle biliyorsunuz. Hani evet, metaverse olayına girdik. Evet. Şimdi mesela metaverse dediğimiz şey bu evrenin bir şeyidir, bir simülasyonu. Yani bu evreni reel kabul ediyoruz, gerçek kabul ediyoruz. Bunun içinde bir rüya alemine giriyoruz. Öyle değil mi? Evet. Rüya içinde rüya mı diye sormuştum. Rüya alemine giriyoruz esasında. Biz o rüya alemine girmeden önce o makinayı gözümüze takmadan önce makinaya alanımızı çizdiriyoruz. Gösteriyoruz. Yani ben şu işte 5 metrekare bir alan içindeyim. Çizgilerim bunlardır. Burada sehpa var, burada masa var, burada pencere var. Evet. Bunların her birisini onu böyle çizerek gösteriyorum. Sonra sonsuz bir evrene giriyorsun onu takınca. Bir sınırları yok. Var yok. Deniz diyelim. He, böyle dümdüz bir ufuk ve bir deniz. Şimdi koşturuyorsun, tak önüne bir çizgi geliyor. Sen o çizginin gerçek alemde bir duvar olduğunu bildiğin için duruyorsun. Koşmuyorsun. Bu evrende bizim gerçek evrenimize göre bir metaverse'tir. Dolayısıyla Allah'ın hudut dediği, bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Geçmeyin oraları dediği. Hal, tavır ve fiiller var. İşte mavi çizgiler mi hocam? Evet, mavi çizgilerdir. Evet. Mesela وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ diyor. Fuhşun her türünden uzak durun. Veya zinadan uzak durun. Veya yetimin malını yemekten uzak durun. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. Bunu 2 kere tekrar ediyor. Şimdi 2 kere niye tekrar ediyor? Çünkü birisi şeydir, özeldir. Yani bildiğimiz yetimin malı, birisi de tüzeldir. Devletin malı da bir tür şeydir çünkü. Yani o da neticede bir tür yetim hakkıdır. Şimdi mesela buraya yaklaşmayın bile diyor. Artı وَلَا تَقْرَبُوا salata, namaza yaklaşmayın diyor. وَاَنْتُمْ سُكَارَا, sarhoşsanız, ne dediğinizi bilmiyorsanız. Şimdi bunların hepsi huduttur. Peki yani buna yaklaşırsak ne olur? Biz gerçekte nasıl bir duvara çarpacağımızı, nasıl bir uçurumdan uçacağımızı bilmediğimiz için Cenab-ı Hak oraya sınır koyuyor. Gitme, ötesine düşersin diyor. Yani bu evrenin içinde de, bu da gerçek aleme göre bir tür metaverse olduğu için buraya çizgiler konmuştur. Şimdi aynı şey rüyanın içinde mevcuttur. Eğer siz bu alemde sınırları tanımıyorsanız, rüyanızda da sınırsız bir aleme girersiniz ve gerçekten o girmemeniz noktaya bir bölüme girersiniz ve orada kayıt düşülür size. Yanlış yapılır size. Veya işte size dedim ki bir türlü o girdiğiniz evrenin halkı tarafından mühürlenirsiniz. Veya sizin başınıza bir takım şeyler gelir. Yahut sizin evren arasında rüyayı kullanırken, o rüyanın içine girerken kullandığınız evreni veya kapıyı kapatmadan gelirsiniz. Oradan size varlıklar gelmeye devam eder. Çünkü bizimle birlikte paralel yaşayan şeyler var, evrenler var. Sadece biz cinlerden bahsediyoruz. 3 harfler. Sadece o değil ki. Melekler var, ruhaniler var, huddamlar var. Yani ervah, ruhanilerin envai türü var. Yani rüyalar geçit kapısı olarak kullanılmaya çalışılıyor. Rüya geçit kapısıdır zaten yani. Geçit kapısıdır. Tabii ki geçit kapısıdır. Genelde yani her bir rüyadan sonra bu tarafa geçerken kendiliğinden arkayı, kapıyı kapatırsın. Kapıyı kapatamadığın takdirde bu tekrar eder. Kapıyı kapatamamanın gerekçesi senin bir kusurundur. Senin bir günahındır. Terk etmediğin bir haldir. Veya düzeltemediğin bir meselendir. Bu kapının açık kalmasına sebebiyet verir ve oradan gelmeye devam ederler. Bunu gelenlerin her birisi iyi olmaz. İyi de gelir, kötü de gelir. Fiziki alemde buluşamıyoruz ama rüyada yolumuz kesişebiliyor. Bize ulaşabiliyorlar. Fiziki alemde de zaman içinde olur. Bu uzun süre bu gidip gelmeler devam ettiğinde fizik alemde de o gelen varlıkların sana dokunmaları veya dokunuyor gibi olmaları, yani bugün mesela tasallut dediğimiz birçok mesele vardır. Yani musallat dediğimiz çok şey. Bunların hepsi bizim evrenimizin dışındaki evrenlerde yaşayan varlıklardır. Biz bunlara geçit veriyoruz ve bir kere de geldiler mi bizim kanımızda bizimle birlikte yaşarlar. Eğer duhul olursa, o yüzden mesela hacamat çok mühim bir meseledir. Rüyalarınızı düzeltmek için de çok sık hacamat yapmak lazım. Evet, şu bölgeden de yapmak lazım. Kulak, bu enseden, bu arka taraftan, ense altından, kalp bölgesinde ve kuyruk sokumundan çok sık hacamat yaptığınız zaman hem geçitleri kapatmış olursunuz, hem de size girişleri azaltırsınız. İzler de bir ifadesi var. Şimdi ben aslında oraya girmeyeyim diyorum, şundan girmeyeyim diyorum. Tamam. Çünkü biraz şu saatte biraz herkes uyuyacaktır ve biraz korkutucu alanlardır. Yani bunu bireysel konuşmak lazım. Çünkü bu umuma açık bir yerde tam izah edemezsiniz. Evet. Birisi bir yanlış bir bilgi alır ve daha da kendisini vahim hale getirir. Ha, bunlar işte şeyler, boyutlar arası geçişlerde olan, ne kadar hayatınızı düzgün tutarsanız o kadar rahatlarsınız. Ben insanlara sık sık şunu söylüyorum. Rüyalarınızın saf olmasını istiyorsanız, giderek saflaşıp temiz olmasını istiyorsanız, insanlar hakkındaki zannınızı düzeltin. O kadar önemli. Bu kadar önemli. Yani şimdi bakın, bu insan hakkındaki zan, Ya, gıybet diyoruz yani, arkasından konuşmak. Evet. Bu zan o kadar dehşet bir şey ki. Bu zandan dolayı iki vakit arasında kıldığımız namazın günahlarımızı silmesi söz konusu ya. Yani iki vakit arasında mesela diyelim namaz kıldın, günahlar, küçük günahlar işlediğin insan hakkı hariç. İkinci vakitte kıldığın zaman aradakiler siliniyor. İşte zan ve insan hakkındaki kötü konuşmalar onun gıyabında bu silinmeyi engelliyor. Günah silinmesini engelliyor. Cenab-ı Hak iblisi niye tard etti? Düşün. Adem'i kınadığı için. Evet. Öyle değil mi? Yani yoksa iblis kim ki Allah'a karşı çıksın? Ne alaka hani? İblis karşı Allah'a karşı çıkmaz ki. İblis Adem'e secde etmek istemedi. Ve Allah'ın onurunu gözeterek kendince dedi ki sen beni ateşten yaratmışsın. Ben temizim, kir pas tutmam. O kirlenir ve paslanır. Halbuki şunu unuttu. Sana emreden Allah, seni yaratandır, sana emretti. Onu yapmadı. İnsanı küçümsemiş oldu. Allah da insanı küçümsediği için onu küçümsedi. Dolayısıyla da bir insanı eleştirdiğinizde, kınadığınızda, gıyabında kötü konuştuğunuzda Allah sizi görüyor. İblisin yaptığını yapıyorsunuz. Yapmayın. Bu Cenab-ı Hak o insanın önünde durdu. Cenab-ı Hak o insanın yanında durdu. Allah bu insanı yaratma zorlandı mı ki? Sümme haşa, başına silah mı dayattılar diye Beyza'yı yarat veya Mehmet Ali'yi yarat. Hayır. O Beyza'yı sevmeseydi, Mehmet Ali'yi sevmeseydi zaten yaratmazdı. Bu evrende var olman gerekiyor şu dakikadaki. O seni yarattı. Senin yokluğun bir paradoks var ederdi. Eğer burada olman gerektiği halde yaratılmamış olsaydın. Allah kendi ilmi ve kudretiyle ve rububiyetiyle ne gerekse onu yarattı. Sen niye o zaman kınıyorsun bunu? Hangi bilgiye dayanarak kılıyorsun? O yüzden mesela dinin tarif ettiği kınamalar dışında kimse kınayamazsın. Nedir o da? Mesela nedir hocam? Yani din neyi kınıyor? Yani neyi insanda hoş görmüyor? Yalan söylemeyi, insan öldürmeyi mesela, hayata son vermeyi. Evet, dedikodu yapmayı, yalan söylemeyi bilhassa, efendim insanları aldatmayı, insanları küçük görmeyi. Din ahlak itibariyle neyi senden yasaklıyorsa onları yapma. Yaptığın zaman kendi başına iş açarsın. Ne yaparsın? Diğer boyutlarda olan rüya yoluyla alem misale girdiğinde arkadan gelirken kapıyı kapalı kapatamazsın. Ve arkadan gelir. Çünkü sen hak ettin. Çünkü sen hak edişlerinle o varlıkların gelip sana müdahale etmesine, huzurunu kaçırmalarına fırsat verdin. Yoksa düzgün yaşadığınızda, kimseyi üzmediğinizde Cenab-ı Hak size müdahale edilmesini müsaade etmez. Bir peygamberimiz zamanında bir adam bir gün Resulullah şeyle otururken sahabelerle, gençlerle, biliyorsun peygamber etrafındakiler çok gençtir. Biz çok böyle değişik şeyler, rivayetlerde böyle amil kamil insanlar düşünüyoruz. Her birisi 60'lı 70'li yaşlara gelmiş insanlar. Hayır. Peygamberimiz 40 yaşındaydı peygamberlik geldiğinde. Mesela Musab bin Ümeyr Medine'ye vali olarak gönderildi veya elçi olarak gönderildiğinde 17 yaşında. 17 yaşında. Bu İslam'ın ilk tahakkukunu yaptıranlar 17-26 bilemedin 30 yaşlarında insanlar. Bu da çok merak ettiğimiz nasıl bir olgunluk ve bilinç seviyesi hocam. İşte yani bu bir gençlik hareketidir. Aslında İslam bir gençlik hareketidir. Biz hep öyle yaşlı, amil, kamil sen filan diyemesine bakıyoruz ama değil yani bir gençlik hareketi İslamiyet'te. Bu çok kıymetli bir şeydir. İnsan hakkında zannınızın düzgün olması lazım. O dönemde İşte Hazreti Ömer'in oğlu, Hazreti Bekir'in oğlu yanında oturmuşlar. Çünkü bunlar aynı zamanda Resulullah'ın beşeri olarak da dostları. Yani neticede o peygamberdir, eshabı vardır. Bir de mizaç itibariyle de hoşlandığı bir takım insanlar vardır. Abdullah bin Ömer mesela Resulullah'ın yanında hiç ayrılmayanlardan. Genç bir çocuk. Daha işte 15-16 yaşlarında bunlar. Bekir'in oğlu. Bunlar sonradan büyük alim olacaklar yani. Abadile dediğimiz 6-7 tane Abdullah vardır. Hepsi büyük alimler. O Resulullah'ın etrafındalar hep. Bir gün Peygamberimiz diyor şimdi girecek olan yani mescide girecek olan diyor cennet halkındandır diyor. Bir sahabe giriyor. Orta karar. Yani öyle herkes gelip hemen peygamberin huzuruna oturamıyor. Yani neticede sen bir peygambersin ama yani neticede bir insani hiyerarşi var. Öyle pat diye gidip hemen selam veriyor uzaktan Resulullah'a. Gidiyor kenarına, iki rekat namaz kılıyor, çıkıyor. Aradan bir zaman geçiyor, yine aynı peygamberin aynı şeyi söylüyor. Şu anda içeri girecek olan cennet halkındandır diyor. Yine o adam giriyor. Ve bu üç kere tekrar ediyor. Sonra Abdullah bin Ömer, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, adama gidiyor. Diyor ki amca diyor, babamla diyor aramız biraz sırardı. Şu sırarda biraz limonidir. Ben birkaç gün sizde kalabilir miyim? Abdullah'ın olduğunu, yani Ömer'in olduğunu biliyor. Evet. Olur evladım kal diyor. Ama derdi şu Abdullah'ın. Bu adam geceleri ne yapıyor? Ki Resulullah üç kere cennet halkından birisi dedi de bu adam geldi. Aynı adam geldi. Baktı bu adam teheccüdlere bile her gün kalkmıyor. Yatsı namazını kılıyor. Geliyor yatağına uyuyor. Sabahın erken saatinde kalkıyor. Gidiyor mescitte namazını kılıyor. Gündelik işlerine dalıyor. Bu 4-5 gün böyle devam ediyor. Sonra Abdullah diyor, Abdullah bin Ömer diyor ki ya amca hakkını helal et. Ben diyor seni aldattım. Nasıl? Diyor ki ben senin yaşamını çok merak ettim. Çünkü Resulullah 3 kere böyle dedi. Ben de senin gece hayatını çok merak ettim. Bu nasıl bir geceyi geçiriyor ki? Bu gündüz gördüğümüz bu adam işinde gücünde çalışıyor. Yani öyle çok fazla ibadet de yapmıyor. Ondan sonra bu ne yapıyor ki geceleri cennet halkından oluyor? Ben baktım sen benim kadar bile ibadet etmiyorsun. Bu ne hal demiş. Valla ben bilmiyorum evladım işte bu halim. Sonra şu olabilir mi, bu olabilir mi, bu olabilir mi? Bir şey bulamıyorlar. Abdullah tam ayrılıp gidecekken diyor ki bir şey var diyor. O olabilir mi bilmiyorum diyor. Ben hiçbir insan hakkında kötü zan beslemedim. Hiç. En kötü halde görsem şöyle diyorum. Garibim kim bilir ne zorda kaldı da bunu yapıyor. Yani hiçbir zaman hain bak da böyle yapıyor da şöyle yapıyor demedim. Ben daima zannımı insanın lehine kullandım diyor. Gidiyor bunu Resulullah'a anlatıyor. Suizanda bulunmuyor. Yani. Evet. Gidiyor bunu Resulullah'a anlatıyor. Bundan daha mühim bir mesele var mı diyor. İşte İnsan hakkında zanlarınızı azaltın, yargılarınızı azaltın, kınamalarınızı azaltın. Onlar hakkında iyi düşünün, sizin rüyalarınız düzelir. Hatta içinizdeki hastalıklarınızdan bile kurtulursunuz. Vallahi hastalıkların temel sebeplerinden bir tanesi gale almadığımız küçük küçük yalanlardır. Küçük küçük zanlardır. Vallahi diyorum bak. Yani o hani enerji beden, fizik beden meselesine geliyoruz. Yani evet. Fizik bedene hasta eden şeylerden bazıları yani da tabii, bunlar. Bugün evreni sadece enerji beden diyoruz. Evet. Yani şimdi öyle diyorlar. Ben 4 bedenden bahsediyorum. Evet. Hatta Mevlana 900 katlı bir insandı. İnsana 900 katlı diyor. Esasında 99 tane esma var ise 99 ayrı hassasiyet vardır insanda. Çünkü bu latifeleri, bu esmaların her birisi insanda kullanılmıştır. Fakat hepsi kullanılmamıştır. Mesela bari sıfatı yok, bari ismi yoktur. Yani halk ismi yoktur. İcat, mucit ismi var ama dolayısıyla bizde yaklaşık 64-70 ismin belirtileri vardır. Öyleyse en azından 64-70 katlı veya hassasiyetli bir bedenimiz var. Birisi diyoruz mesela bir elma yediğinizde, evet. Bir elma yediğinizde onun şekerinden, vitaminden istifade eden bedenimizdir. Evet. Peki kokunun ve tadın bedene ne faydası var? Düşünün. Hiç. Evet. Kim onu kullanıyor? Kim hocam? Kalp. Kalp. Onun kokusundan, rayihasından istifade eden o. Çünkü koku ve rayihadan beslenen kalbimizdir. Kalbin gıdası dediğin şeker, tuz değildir. Kalbin gıdası hudur, nefestir ve kokulardır. Ve atriyattır ve tayyip, temiz şeylerdir. Peki, elmanın bir lezzeti var. Değil mi? Evet. Kaç çeşit elma var? Nerelisiniz siz? Antalya hocam. Antalya. Sizin Çelikler'de, Melikler'de elmanız vardır ama. Elma. Şimdi, evet. Mesela elma memleketleri bilirler. Amasya bilir, Sivas bilir, Serik bilir. Buralarda elma var. Toroslar'da bilirler. Elmanın kaç çeşidi var? Ekşisi var, kırmızı elma, yeşil. 230 sarı, çeşit. Evet. Evet. Her birisinin kendine farklı, kendine has bir lezzeti var mıdır? Tadı var mıdır? Evet. Kim oradan besleniyor? Tadından mı? Evet. Fizik beden mi? Yine nefs mi? Beden. Nefs. Aa. Ruh beden, nefs beden. Şimdi bakın. Sizin bu bedeniniz tuzdan, bezden, gazdan beslendi. Yani yağ, şeker, protein, değil mi? Evet. Şimdi diyelim ki bir baklava yediniz. Şimdi bir tanesi 30 liraya geldi. Öyle. Hı hı. Bir tane baklava yani. Baklavanın bir dilim baklava. Şimdi bir dilim baklava yediğinizde sizin genizde, ağzınızda bıraktığı bir raiha ve bir tat var. Bunun bedene bir faydası var mı o tadın? Yok. Hatta şekeri düşünürsek. Ha. Evet. Halbuki ben şöyle yapsam. Bir parça, bir dilim ekmek alsam. Evet. Bir dilim. Üstüne tereyağı sürsem. Üstüne şeker döksem. Bedenin alacağı gıda aynı değil midir? Aynıdır. Evet. Hiç fark yok. Peki niye bunu baklava yapıyoruz? Rahiya katıyoruz, şunu katıyoruz. Nefsimiz ondan hoşlanıyor. Hmm. Nefsi böyle azıtıyoruz. Nefs ondan besleniyor. Nefs gıdadaki lezzetten, ruh gıdadaki raihadan ve keyifte, görüntüden. Bedenimiz onun içindeki şekerden, mineralden. Latife olan, letaif olan bedenimiz ondaki yazılımdan istifade ediyor. Çünkü yani ekşi elmayla tatlı elmanın molekül yapısı bir şey olsa, kimyasal bir formülasyon olsa muhakkak aralarında fark var. Ha, şimdi her gıdanın işte titreşimini ölçüyorlar ya, onun gibi bir şey. Evet. Hepsini kendine göre farklılığı mesela var. Diyelim ki mesela biz suya ne diyoruz? H2O. Ben kimya pek bilmediğim, çok kimyam da zayıftı. H2O. Yani baktığımız zaman 2 hidrojen, 1 oksijen su oluyor. Aynı şekilde acaba ekşi elmanın şeyini çıkarsak, kimyasal formülünü, öbürünün kimyasal formülünü çıkarırsak C'deki, karbondaki sayı farklıdır. Oksijendeki sayı farklıdır vesaire. Değil mi? İlla bir farklı yazılım, farklı bir program, molekül vardır. Bir formülasyon vardır. Evet. Peki bu formülasyonu koruyan bir görevli var mıdır? Sorun. Asıl can alıcı bu. Var mıdır? Bu formülasyonu yani X elmanın ta ezelden beri aynı halini koruyabilmesi sadece bir çekirdekteki yazılım meselesidir. Hayır. Evet. Aynı zamanda Rabbani bir bakış ile o formülasyonu onun adına korumakla görevli bir muhafız vardır. Her özüne dokunulamıyor yani. Dokunulamaz. Evet. O yüzden la tahvileli kelimetillah diyor. Allah diyor benim kelimemi değiştiremezsiniz. Mesela ama bugün GDO yapılıyor. GDO'lu gıdalar var. Siz GDO'lu gıdayı veya tohumu bir kere ektiniz. Alın tohumunu tekrar ekin. Alın tohumunu bir daha ekin. Üçüncüde de tekrar en başa dönüyor. Yani kalıcı olarak tahrip yapamıyorsun. Ama bunlar ne yapıyorlar? Her seferinde yeniden tohumu, GDO'lu tohumu veriyorlar ki bu zararını görebilirsin. Halbuki o tohumu kendi haline bıraksan kainat içindeki düzenek veya o tohumun içindeki formülasyon onu tekrar en başa dönüştürüyor. Bunu ispat eden de Mendel'dir. Mendel aldığı eşleşmeler yaptı. Hı hı. 3. Ekim'de her bir eşleşmenin kendi aslına döndüğünü keşfetti. Genetik açıdan da bu böyledir. Bunu niye anlattım? Hı hı. 4 tane var, unsur var. Dedik bak, içinde şeker var yediğimiz gıdanın. Bir tadı var. Bir koku ve raihası var. Bir formülasyonu var. Ve bu formülasyonu koruyan müekkeller var. Müekkel diyorum. Siz buna temsilci varlıklar diyebilirsiniz. Siz buna sekeneler diyebilirsiniz. Bunların bir kısmı habistir ve bunların bir kısmı doğrudur. Şimdi meleklerin itaat etmesi ve iblisin itaat etmemesi. Pratiğine aldığımızda hayatı 24 saat içerisinde iblis bir vakitte Adem'e itiraz etmiş. Bana ne? Yani ne var bunda? Niye Cenab-ı Hak bunu bana anlatıyor? Bunun benim pratik hayatımda ne önemi, ne değeri var? Bana şunu söylüyor. Ey insan, bu evren içerisinde kullanacağın türler ve nev'iler ve gıdaların hepsi senin bedenine uygun değildir. Melekler sana itaat ettiler. Evet, bu eşyanın, bu nimetlerin, bu gıdaların büyük bir kısmı senin latifelerini geliştirir. Senin yeteneklerin, istidatlarını imsat ettirir. Sana sağlık verir, huzur verir ve sen kulluğunu rahatlıkla yaparsın. Fakat bu gıdaların içerisinde öyleleri vardır ki formülasyonu sana zarardır. Formülasyonunu korumakla görevli varlıkları habistir ve sana zarardır. Bunlar senin vücuduna girdikleri zaman hem kainatını tarumar ederler hem de seninle paralel evrenler arasında öyle delikler açarlar ki içinde cirit atarlar. Ve sen... buna da etkisi oluyor yani o yediğimiz yanlış yönetiyle oynanmış. Yani mesela sadece sağlık olsa öp başının üstüne koy. Bunlar o işte habis varlıklar. O yüzden diyor ki dikkat et, iblis sana itaat etmedi. İblisin sana itaat etmemesi bu yediğin, evrenin içinde yediğin bazı nimetlerin, gıdaların sana uygun olmamasıdır. Ben bunu anlatamadım. Ma uhille li gayrillah diye mesela Kur'an-ı Kerim'de 4 temel haram vardır biliyorsun, yiyeceklerin 4 tane temel haram var. Diyor ki hurrimat aleykum el meytetu, leş. Leşin haram olduğunu biz bugün sebepçini anladık. Çünkü bir canlı ölürken vücut kendinin içine ölüm bakterisi yayıyor. Çok hızlı dönüşsün diye. Bu ölüm bakterisi 8 veya 16. dakikadan itibaren ölüm gerçekleştiğinde devreye giriyor. Yani beyin durduğunda, kalp durduğunda değil. Beynin durmasıyla beyin ölümü. Gerçi beyin tam olarak da ölmüyor esasında. Geçen şeyden de dinledim bizim Hakkı hocam, İsmail Hakkı Aydın hocam, selam olsun. Yani 24 saat devam ediyor. Ben tabii o kadar olduğunu bilmiyordum. Evet. Çok sevindim buna. Neden sevindim? Çünkü birikimlerin alınabilmesi gibi bir hevesim var benim. Yani mesela İsmail Hakkı Aydın'a Allah uzun ömür versin, selamet versin. O beyinde birikmiş olan bilgileri almadan, hepsini almadan toprağa verirsek çok yazık olur. Hocama selam olsun. Bunu yani ne maksatla söylediğimi çok iyi anlayacaktır. Şimdi o beynin içerisinde o kadar tecrübe, o kadar bilgi birikimi var ki bunu alabilmeliyiz. Ama bu şey gibi değil, Elon Musk'ın beyin aktarım projesi gibi değil mi hocam? Hayır. Tamam. Yani şimdi bunun bir yığın tecrübe var. Batı genelde bu tür şeyleri aldı. Ama Doğu keşfiyatını aktarmadı. Şimdi keşfiyat dediğimiz meseleler var. Evliyaullah'ın gördüğü keşfiyat. Dedim ya, aleme dair öyle mesela... İmam Gazali'nin şeyi vardır. Kimya-i Saadet. 30 cilttir. Kimya-i Saadet'i al. Bugün yani aydınlanma çağında Batı'nın bulduğu bütün bilgiler mevcut orada. Fakat bunları bazında test etmedi. Laboratuvar bazında. Ve kayda geçilmedi. Bunlar birer sezgi idi. Müşahede etti. Keşfetti. Yani insanda şöyle bir salgı var, insanda şöyle bir şey var, insanda böyle, bunlar kayda geçti. Ama tekrar edebilecek bir şey getirmedi. Bu keşfiyatların hepsi uçup gitti. O yüzden mesela bugün Doğu kültürü, gerçekten Doğu kültürü zaafa düşmüş durumdadır. Yani mesela Muhyiddin Arabi'nin elimizde bir tek mesela Fütuhat-ı Mekke'ye kalmış. Fütuhat-ı Mekke'ye oku bitmez. Bütün meselelerde çok net bilgiler vardır. Tabii bu... ufki bakıştır. Evet. Ufki bakış. Dediğim şu, yani uzaydan bakıyorsunuz. Uzaydan baktığınız zaman koca dağlar bile düz görünür size. Tepeler bile düz görünür. Bu ufki bakıştır. Araziye, topografyaya inip bakmak lazım. Dereleri, kenarları görmek lazım. O işte bilim yapmak budur. Bilim o topografyayı görerek tespit ediyor. Şurada şu eğrilik var, şurada şu düzlük var, burada şu var, burada bu var. Doğu da bunu keşfetti. Ama bunu keşfiyat yoluyla yaptı. Ama bu keşifleri biz kaydedemedik. Zihinde var. Mesela Fahrettin Razi vefat ettiği zaman veya Muhyiddin Arabi öldüğü zaman mümkün olsaydı da onun beyninde ve ruhunda var etmiş olduğu o muazzam kütüphaneyi, bilgi tamamını aktarabilseydik veya kaydedebilseydik. Mümkün mü? Bal gibi mümkün. Ama bunları işte kaydedemedik. Aktaramadık. Ve yani eğer mümkün olsa müthiş bir kütüphane, insana dair müthiş bir bilgi birikimi elimizde olacaktı. Batı bunu kaydediyor fakat Batı bilmiyor. Batı illa fizik yapıyor. Yani zaten Kur'an'ın onlara ehli kitap demesi de çok ilginç. Yani Kur'an Yahudilere ve Hristiyan'a ehli kitap diyor. Bu hem bilgi ehli olmalarını gösteriyor hem de bir parça yüzeyseldir. Çünkü bu bir kitap yazılıdır. Siz bunu editleyemezsiniz. Bu yazılmıştır. Burada bir buçuk dakika sonra araya gidiyorum hocam. Evet, öyle mi? Dolayısıyla da yani şimdi bizim konumuz hep rüya ama rüyanın altlıkları üzerinden, üstlükleri üzerinden gidiyoruz. Evet. İnsanın için kainatı öyle muazzam bir kainat ki evrenin ta kendisi gibidir. Habis varlıklar var, iyi varlıklar var, kötüler var, iyiler var, müthiş bir mücadele var. Herkes bu evreni kendisine ait kılmak istiyor. Mesela öyle bakmak lazım. Bu bir şey gibidir, yani bir difüzyon gibi soğuk hava kütlesinin bulunduğu bir odayı açtığınızda sıcak içeriye girmeye başlar. Soğuk da dışarıya girmeye başlar. İki oda olsa bir müddet sonra denkleşirler. İşte bu rüya aynı zamanda alemler arası geçişin bir kapısı olarak da kullanılıyor, bir boyut kapısı olarak da kullanılıyor. Bazen rüya ile öyle bir aleme gireriz ki kayboluruz. Bazen rüya ile bir alem bu aleme girilir ki biz kayboluruz. Biz kayboluruz. Müthiş bir söz, yine müthiş bir sözle çok kısa bir araya daha gidiyoruz efendim müsaadenizle. Çok kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Kısa aranın ardından kayıt dışına devam ediyoruz değerli izleyiciler. Sizlerin de rüya etiketiyle paylaşımlarınız aynı hızla devam ediyor. Bir kez daha teşekkürler. Sağ olunuz, var olunuz. YouTube sayfamızdan da bizi izlemekte olan izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Sizler de videonun altına soru ve yorumlarınızı paylaşmaya devam edebilirsiniz. Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut hocamızla rüyaların şifreleri üzerine konuşuyoruz. Şimdi Twitter'da gelen sorulardan bazıları da sevgili hocam, rüya görmek için dua yapılıp istenen rüya görülebilir mi veya hocamın tavsiyeleri var mı? Rüyayı unutmamak için hocamız ne yapmayı önerir? Rüyalarımızı başka boyutlara, rüya görürken başka boyuta mı geçiyoruz? Bunlar şu anda gördüğüm, güncelledikçe 3 soru. Bu biraz istihareye getiriyor konuyu tabi hocam. Müsaade ederseniz bu istihare konusuna gelelim. İstediğiniz sorun. Size bugün şey yok. Sağ olun. Sağ olun hocam. Birinci soru ne demiştiniz? Rüya görmek için dua yapılıp istenen rüya görülebilir mi? Yani şimdi normalde odaklanmak insanda vardır. Odaklanmak. Siz bir şeyi talep ettiğinizde, mesela diyelim ki bu NLP dediğimiz bir alan vardır. NLP'de istediğiniz bir şeyi zihninizde tam canlandırabildiğinizde onu elde etme imkanınız açılır. İnsan enteresan bir varlıktır. Yani Allah halk sıfatı varmış, verdi Allah'ta. İnsana da sudur vermiştir. Sudur nedir? Tasavvurunun tahakkuk etmesi. Düşüncesinin, mesela diyelim ki siz yere bir tahta koysak 20 santim eninde, 3 metre uzunluğunda, herkes bunun üstünden geçer yerde olduğu için tahta. Bu tahtayı 2 metre yüksekliğe, 2 direğin üstüne çaktığımızda ancak cambaz olan onun üstünde yürür. Halbuki insan aşağıdayken o tahtanın üstünde yürüdü. Pekala orada da yürüyebilmesi lazım. Ama orada yürüyemez. Çünkü orada bir zan oluşturur. Yüksekteyim düşerim diye. Yüksekteyim düşerim zanlı fiile dönüşür ve düşer. İnsanda böyle bir sudur kabiliyeti vardır. Dolayısıyla da çokça yoğunlaştığı, düşündüğü bir şeyi gerçekleştirebilir. Bunu rüyasında da yapabilir. Mesela Resulullah'ı görmek istiyorum mesela. Evet. Değil mi? Onu görebilmenin maddi şartları nelerdir? Mesela diyor ki: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni. Yuhibbukumullah, yagfir lekum zunubakum." Siz Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyor musunuz diyor. Ey Muhammed, söyle onlara sana uysunlar. Ne demek peygambere uymak? Peygambere uymak ne demek? Halinizi ve hareketinizi, gündelik davranışlarınızı Resulullah'a uydurmak. Ne demek Resulullah'a? Sakal bırak, cübbe giy, namaz kıl. Bu mu? Hayır. Kediyi sevdi mi Resulullah? Sevdi. Kedisi ölen çocuğu ziyaret etti mi? Taziyeye gitti mi? Gitti. Yol üstündeki taşı kaldırdı mı? Kaldırdı. Darda olana yardım etti mi? Etti. Kahkahayla gülmedi ama suratında asmadı. Komşusu açken tok yatmadı. Çaresizler varken kendisi çareli olmadı. Bir beşer, bir insan olarak, aramızdaki elçi olarak, numune olarak beşere nasıl dokundu? Kadınlarıyla nasıl ilgilendi? Veya ilişkileri nelerdi? Kocası işte, yani bir karı koca ilişkisi açısından nasıl davranıldı? Çocuklara nasıl davranıldı? Arkadaşlarından nasıldı? Dostlukta vefada nasıldı? Resulullah'tan daha vefalı, daha iyi bir dost yok inan. O kadar da dosttur. Mesela Cabir radıyallahu anh çok ilginç bir zattır. Çok fıkralarıyla ünlü bir sahabidir. Peygamberimiz zaman zaman onu "Errihni ya Bilal" ezan oku dermiş. "Errihni ya Cabir." Cabir burada yatıyor. Balat'ta. Yani Resulullah'a fıkra anlatan Güzel şeyler anlatırlar Cabir'de. Ben Balat'ta çok sık ziyaret ederim. Yani Resulullah'ı tebessüm ettiren, Resulullah'ı güldüren bir insan. Şimdi Resulullah'ın hal ve hareketlerini kendi nefsine tatbik etmeye başladığın zaman o seni ziyaret eder. Ve sen onu görürsün. Çok tuzlu bir şey yediğinizde, çok öyle yağlı bir şey yediğinizde sabaha kadar pınar görüyorsunuz. Evet, İnsan böyle bir şeydir. Evet. Öyleyse bir görmek istediğiniz rüyayı, görmek istediğiniz kimseyi tavsiye yapın zihninizde. Onun hal ve hareketlerini tekrar edin. Onun yüzünü düşünün. O nasıl davrandı, yaşanırdı. Gelir sizi bulur. Babamı görmek istiyorum, göremiyorum. Babamı görmek istiyorum rüyamda. İki sebeple ölmüş bir insanı göremeyebilirsin. Bir, gerçek vazifeni yaparsın. Yani ona karşı vazifeni yapıyorsun. Görmeye gerek yoktur. Bazen de ayrı kurallara düşeceksiniz demektir. Bunu söylemiyorum. Bazıları bundan şeye düşerler. Yani telaşa düşerler. Babamı rüyamda göremiyorum. Ahirette beraber olamayacak mıyız diye anlarlar. Vefat etmiş babası. He, yani vefat etmiş. Göremiyor mesela. Ben genelde diyorum ki vazifeni doğru yapıyorsan göremeyebilirsin. Ama illa da görmek istiyorsun. Ona odaklanman lazım. Onun hal ve hareketlerini tekrar etmek ve yaşaman lazım. Dolayısıyla pekala rüyada odaklanıp görebilirsin. Bazıları bunu sehli mümteni yaparlar. Çok kolay yaparlar. Bazıları zor yaparlar. Bu da yine sizin rüyaya geçme uyku düzeninizle alakalıdır. Onunla da alakalı. Evet, uyku düzeniyle alakalıdır. Derinleşebilen, çok derin uykuya derinleşebilen kadınların temel sorunu rüyaların derin olmaması, uykularının. Kadınlarda uyku derin olmaz. Derin uyumak, bir kadını mesela derin uyuması 5 dakika onu sapasağlam kaldırır. Genelde satıhta kalırlar kadınlar uyurken. Satıhta kaldıkları için de rüyaları karışıktır. Başka işler de girer. Derinleşebilse kadının rüyası erken rüyasından daha sağlamdır. Çünkü bu iyi rüya relax vaziyette görülen rüyadır. Genelde mesela çok özür diliyorum. Mesela eşiyle beraber olur insan. Ondan sonra gördüğü rüya çok daha relax, çok daha salim rüyadır. Çünkü diğerinde arzuların karışıyor, işte beklentilerin karışıyor, şu karışıyor. Ne kadar nefsin arzuları karma karışık ise rüyalar da mı? Rüya o kadar karma karışık olur. Ne kadar relax olsa, ayıklansa o kadar temiz rüya görürsün. Bayağı odaklanarak, düşünerek pekala birisi rüyada görülebilir. İkincisi, gelecek tasarımı olur mu? Evet. Şimdi mesela bu en çok sorulan rüyalardan bir tanesidir. Bunun bir şekli istiharedir. İstihare Allah'tan hayrı dilemektir. Mâhâbe men istihara. Peygamberimiz de diyor ki istihare yapan ziyana uğramaz. İstihare yaptığınızda. Çünkü istihare ile siz benim atacağım şu adımı ve yapacağım bu işin benim hakkımda hayırlı olup olmadığını bilmiyorum. Evet. Ya Rabbi bana bunun hayrını göster. Eğer benim lehime ise şöyle olsun, aleyhime ise böyle olsun. Ama birçok insan bunu böyle yapmaz. Allah'a kendi arzu ettiği şeyi tasdik ettirmek istiyor. Hayrı istemiyor. Hayrın kendi istediğinde olduğunu varsayarak Allah onu tasdik etsin istiyor. Allah illa da o istediğini versin istiyor. Halbuki kul istihare yapıyorsa gelecek iki şart karşısında, yani olması veya olmaması, talep ettiği şeyin olması olmaması karşısında Allah'ın tercihini tercih ediyor demektir. Ama biz bugün böyle bakmıyoruz istihareye. Ben bu delikanlıya aşık oldum, ben bu kıza aşık oldum, İlla bana o uygun çıksın. Değil. Çünkü mesele burada işte esasında çok ciddi yanılgılardan bir tanesi de budur. Çok iyi bir kızla veya bir erkekle evlenirsiniz. Ama yol boyunca evliliği beslemek de bir marifettir. Çünkü evet, evlilik bir mahluktur. Evlilik de bir mahluktur ve rızka ihtiyacı vardır. Güneşin de rızka ihtiyacı vardır. İlişkilerin de rızka ihtiyacı vardır. İlişkiler aklı selim ile, temiz bir kalp ile, vefa ile beslenir. Siz vefayı göstermezseniz başka şeylerin, başka kendi kalbinizin duvarına, başka aşkların, sevdaların, görüntülerini, resimlerini yüklerseniz o kalpte bulanıklık ortaya çıkar. Dolayısıyla biz bugün gerçekten bir istihare yaparken Allah'tan hayrımızı istemiyoruz. Biz Allah'a kendi arzumuzu dayatıyoruz. Bunu bana hayırlı kıl diyoruz. O yüzden de rüya karar veremiyor. Çünkü siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Birçok insan diyor ki ben istihara yapıyorum, bir şey göremiyorum. Çünkü senin tercihin yok. Yani sen Allah'ın senin hakkındakini, senin hakkındaki takdirini tercih etmiyorsun. Sen kendi tercihinin onay görmesini istiyorsun. Bu istihara olmaz. İstihara şudur: ben şu işi yapacağım ya Rabbi. Hakkımda hayırlı ise bana kolaylaştır. Değilse zorlaştır. Nedir? Hayırlı olmak ne demek? Ne demek hocam? Hayırlı olmak ne demek? Bütün sürecin senin lehinde neticelenmesidir. Şimdi başlangıçta çok iyi bir insanla evleniyorsun. Ama yol boyunca o iyi zannettiğin insanın hak edişleri devreye girecek ve bu kadın sana hayatı dar edecek. Hangimiz boşanmak için evleniyoruz ki yani? Hepimiz büyük bir aşkla, sevgiyle veya bir taleple evleniriz. Ama bir müddet sonra gerçek suretini görürüz veya topla beraber yola girer. Zaten eğer evlenmişseniz ve nikah da varsa denklik var demektir. Sonra yola çıktık. Yol boyunca hayat karşımıza enteresan işler çıkarır. Paralılık çıkarır, parasızlık çıkarır, menfaat çatışmaları çıkartır, işte başka ilgiler çıkartır, şunu yapar, bunu yapar. Mesela diyelim ki çok sevdiğin bir kadınla evlenirsin, bir müddet sonra başka birisi dikkatini çeker. Sen bundan gözünü çekip oraya geçtiğinde sen ahdi bozmuş oldun. Hayır mısın, şer misin? Aslında baştan hayırdın ama sonra nefsine uydun ve yanlış yaptın. Allah hayrı verdiği zaman bu sürecin tamamının görüyor. Bu sürecin tamamının neticesinde, yani sen şimdi çok iyisin ama 10 sene sonra kavga edeceksiniz. 10 sene sonra bir yaka parça birbirimize gireceksiniz. Şimdi çok çok iyi görünüyor. Sen çok çok istediğin, çok çok iyi görünen bir şeyde bakıyorsun. Sana rüya diyor ki karanlıklar gösteriyor veya efendim terslikler gösteriyor. Sen bunu anlayamıyorsun. Böyle şey mi olur diyorsun. Çok iyi görünüyorsun. Şöyle bir insan, böyle bir insan, konduramıyorsun. Halbuki gelecekte yol boyunca bozulacak. Aranızdaki ilişki değil. O karşılaştığınız hayatın size getirdiği zorluklar karşısında farklılaşacaksınız. Denklik bozulacak ve ayrılacaksınız. Size bunu Allah bildiği için hayır veya şer olarak size gösterir. O yüzden istihare yapan bir insan samimi bir şekilde ben neticeyi görmek istiyorsun ve ona göre karar vereceğim diyorsa muhakkak görünür. Bu istiharenin, bu çok mühim, söyleyeceklerim çok mühim. Evet. İstihare illa bir işaret görmek değildir. Evet, işaret galiba görmek. Öyle anlıyoruz değil mi? Yani. İlla bir işaret görmek değildir. İlla bir renk görmek değildir. Efendim işte beyaz göreceksin, siyah göreceksin, her zaman aynı değildir. Bazen hiç işaret görmezsin ama kalbinin meylinin değiştiğini görürsün. Rüyaları yaparsın, baştan hayır diyordur, gide gide ya olabilir demeye başlar kalbin. Veya başlangıçta evet diyordur, gide gide hiçbir rüya görmediğin halde 3 gün 5 gün yaptığında gönlünde bir karar oluşur. Asıl istihare odur. Yani o da bir istiharedir. Çünkü siz Allah'a... Rüya bizi yönlendirmiş oluyoruz. Rüya sizi yönlendiriyor ama siz hatırlamıyorsunuz onu. Siz onu görüyorsunuz. Kalbin onu alıyor. O kararı alıyor, görüyor, şerrini görüyor, hayrını görüyor. Bir meyil ediyor. Yani başlangıç çok net bir şey görmüyorsun. Ama kalbin bir karara var. O da istiharedir. İstihare gerçekten, zaten orada istiharenin repliklerine girdiğiniz zaman mesela diyor ki sen bilirsin ben bilmem, sen kadirsin ben değilim, sen Allah'ım guyupsun, sen dünü önü arkayı bilirsin Allah'ım, ben bilmiyorum. Bu iş benim hakkımda, dünya ve ahiretim hakkında. İyi midir, kötü müdür? Bunu sen bilirsin, ben bilmem. Ya Rabbi bu muhit olan ilmin ile benim hakkımda hüküm ver. Hangisini bana takdir ediyorsan onu bana göster dersin. İstihare dediğimiz budur. Ama bugünkü istiharelerin büyük bir kısmı Allah'ım ben bunu sevdim, bunu bana sağlık göster. Bunu bana iyi göster. İyi göstermek ömrünün sonuna kadar iyi gitmektir. Yok ki öyle bir şey. 3 adım sonra birbiri için ölen bir yığın genç görüyorum. 3 ay sonra ayrılıyorlar. Anlamayacak. Evet. İşte bu evliliğin bir mahluk olduğunu, bir beslenmesi gerektiğini, evliliğin de bir beslenmesi gerektiğini ve beslenmenin, evliliği beslenmenin gıdasının vefa, güven, doğru söz, sadakat olduğunu unutuyoruz. Ben istediğim haltı yapacağım, ben istediğim gibi yaşayacağım, o bana uyacak. Hayır, bu zedeler. Yani mesela var, mesela, sen ve eşin gidin cennette oturun diyor Adem'e Cenab-ı Hak. Sonra başka bir ayette diyor ki cennet içinde la ismauna fiha lagvan ve la kizabe, içinde üzücü söz ve yalan bulunmayan yerdir. Eğer bir evliliğin içinde iki kalp birbirini seviyor, o evliliğin içerisinde yalan ve üzücü söz yoksa orası bir cennettir. Yani evlilik hayatını görmüşüz, biliyoruz. İçinde eğer yalan dolan yoksa, güven varsa, her başın düştüğünde bir omuz orada duruyorsa, sen bu evlilikte niye zorlanasın ki? Evet, zaten huzurlu bir... Ha işte tamam, demek ki evlilik varlığının, evlilik mahlukunun asıl beslendiği şeyler vefadır, güvendir, sadakattir, iffettir. Kendi güzelliğini eşinle paylaşmaktır. Veya sendeki varlığı eşine sunmaktır. Yani bunlarda bir şey başladı mı, bir dalgalanma başladı mı, karşı tarafta dalgalanmaya başlar. Onun için evliliği beslemek, kalbi beslemek kadar zordur. Kalbin de besini vardır. Kalbin besini nedir? Güzelliktir, şefkattir, hayadır, edeptir, tutkudur, hırstır, kötü olanlara. Hırstır, kindir, nefrettir ve muhabbettir. Muhabbeti bozmazsan, muhabbetini, sevgini bozmazsan kalbin ayarları bozulmaz. Ama sen kini, nefreti o kalbin gıdasına versen bir müddet sonra o mahluk bozulmaya başlar. Ve kalp zayıfladığı zaman taşıyamaz, vefa gösteremez. Hacı yatmaz gibi nefs ile akıl arasında gider gelir. Dolayısıyla bütün bunları hayatımızın içine giriyor ve bir şey hayır mıdır, şer midir? Ancak ona göre karar verebilir. Cenab-ı Hak ona göre söyler. Ama ben şimdi buna aşık olduğumu istiyorum, bu hayır görürsün. Evet. Bu istihare olmuyor. Veriyor yani. İlla da istihare neticesinde Allah sana bir hüküm, bir karar veriyor. İlla rüya da olması gerekmiyor. İlla beyaz veya yeşil veya kırmızı sarı olması gerekmiyor. Sizin gönlünüzün meyli de istihare olabilir. İstihare neticesi. İstihare ile ilgili çok net bilgi almış olduk hocamızdan. Kıymetli hocam, çok merak edilen, bizim de aslında ilk bölümde size sormaya niyetlendiğimizi söylediğim bir unsur da rüyada ruh bedenden ayrılıyor mu? Eskiler derdi ki hepimiz biliriz, acil ani uyandırma, sarsarak uyandırma, sakin uyandırılır. Neden dediğimizde derlerdi ki ruhu bedenine dönemeyebilir. Yani eskiler böyle derdi. Çoğumuz duymuşuzdur. Bu doğrudur. Eksiktir. Öyle mi? Evet. Nasıl oluyor hocam? Şimdi normalde ruhu kavramamız lazımdır. Yani ruhun ne olduğunu tam bilmediğimizde biz ruhun da bir varlık olduğunu, bedenimizde bulunduğu zaman canlı olduğumuzu, gidince cansız olduğumuzu varsayıyoruz. Tam bu böyle değildir. Yani ruh bir şey değildir. Yani ruh bir bütün değildir. Evet, bir cevherdir ama ruhun bir hafziyet kanunu vardır. Yani öğrendiği tecrübeleri kaydetmek. Ruhun bir elektrik görevi vardır. Canlılık vermek gibi görev vardır. Ruhun bir de bedeni ve kemali vardır. Yani olgunluğu vardır. Çünkü neticede o da asıl şahsiyet, asıl kişilik odur. Yani şöyle ne diyeyim? Bir arabayı düşünün. Bir aracı düşünün. Bu aracın motoru var. Kaportası var. Oynar aksamı var. Tekeri var. Ve neticede hareket ediyor. Evet. Hepsiyle birlikte bir marka, bir şey ortaya çıkar, değil mi? Yani motoru var, kaportası yok. Bu motor gitmez. Bu motorun çevireceği dingil lazım. Dingil yoksa teker dönmez. Teker dönmezse bu araç olmaz. Hepsini birden bir araya getirdiğimizde oradan manevi bir şey çıkar. Bir götürebilme, taşıyabilme, bir yerden bir yere gidip gitme ve götürebilme kabiliyeti çıkar. Ruh böyle bir şeydir. Yani bedenin bütün mahiyetini kuşatmıştır. Bir tarafta yani mesela şeffafiyet kanunu 1 milyar yıl arkaya gider, 1000 yıl geriye gider, öne gider ama aynı zamanda bedenle irtibatı vardır. İrtibatı devam eder. Bize ruha dair çok net bilgi verilmedi denilir. Şimdi Cebrail Azrail her bir insanın canını gelip oradan alır mı? Yoksa bir anda 1 milyon insanın da canını alabilir mi? Toplu ölümlerde. Evet. Şimdi siz şu anda kaç evdesiniz? Şu anda. Kaç evde miyim? Evet. Bilmiyorum. Seni izleyenler. Ha evet. Ne kadar kişi izliyorsa o kadar. Kaç evdeyiz? Belki milyonlar. Evet. Değil mi? Evet. Siz de oradasınız, ben de oradayım. Evet. Eğer bu bir holigramik bir aktarım olsaydı biz orada onlarla birlikte koltukta oturuyor olacaktık. Değil mi? Hologramik. Biraz daha ileri gittiğimizde biz canımızı taşıyabilecek mahiyette olsaydık canlı her birimizin bir parçası oraya gidecekti. Evet. İşte Azrail, Cebrail, ruhun misaller içerisinde bu vardır. Senin burada, şurada sabit oturuyor olman milyarlarca aynada senin suretinin görülmesine mani değildir. Ve orada görülmen buradaki varlığına mani değildir. Sen burada oturuyorsun, esa buradadır. Ama sen aynalar sistemi olmuş olsaydı, şimdi iç içe yansıman aynalar sistemi olsaydı belki sonsuz aynada belirecektin. Sonsuz aynada seni göreceklerdi. Biz şu anda mesela 360'ı seyleyen herkesin evindeyiz şu anda. Evet. Ve şu anda biz onlarla konuşuyoruz. Onlar da bizi dinliyorlar. Hı hı. Öyle değil mi? Dinlemiyor musunuz bizi? İşte ruhun böyle bir şey var. Böyle bir mahiyeti var. Burada bulunurken kendisiyle ilgili sayısız yerlerde bulunabilir. Ve dönebilir. Şimdi mesela bağını koparmaz beden. Mümkün olsaydı şöyle diyelim yani. Hı hı. Her bir yere gönderdik. Avustralya'da bizi belki izliyorlardır şu anda. Evet. Vardır. Avrupa'da da vardır. Amerika'da da vardır. Amerika'da 11 saatlik uçak mesafesi. 12 saatlik uçak mesafesi. Şimdi benim görüntümün oraya gitmesi ile şurada yanı başımızdaki eve gitmesi aynı saniyelerle midir? Hayır. Yani daha uzak yere elbette saniye farkı vardır. Güneş bize 8 dakikada geliyor. Evet. Güneşin ışığı. Aynı şekilde de ruhumuzun oraya gitmesi ona göre bir zaman alır. Çünkü ne diyor? Melekler Allah'ın katına 50.000 yılda çıkarlar diyor. Böyle bir mesafe fikri var. Dolayısıyla da bedeni uyandırırken Amerika'daki görüntünün de burayı kapatırken gelebilmesinin şeyi vardır. Düşünmek lazım. Evet. Uykuda uyandırmak lazım. Evet. Hanım beni dinliyorsa bilmiyorum. Bir gün böyle beni uyandırdı. Sen niye uyandırdın beni dedim. Dedi ki hani öyle bir sanki matkapla kalbinin üstüne basmışlardı. Matkapla o deliyorlardı seni dedi. Öyle bir hali vardı. Ben kıyamadım seni uyandırdım dedi. Niye uyandırdın deyince ne oldu dedim. Ya dedim isimlerin yani ilahi isimlerin nasıl birbiriyle birleşip varlıkları var ettiğini seyrediyordum. Gerçekten de öyleydi. Yani şu isimlerin kombinasyonu var ya diyoruz ki her insan bir isimler kombinasyonudur. Yani işte Allah'ın ilim sıfatı var, halim sıfatı var, Rahmandır, Rahim'dir, Kerim'dir, Cebbar'dır. Bütün o sıfatlardan hepsinden sana da verdi. Senin mahiyetinde yer alan bu isimlerin miktar seçimlerini izliyordum. Böyle o yüzden öyle bedenini sarsılıyor. Ve o gördüğüm o bilgilerin sana aktarılması bu bedende öyle dehşetli bir... Yani düşün ki 20 yılda öğreneceğin bir bilgi saniyeler içerisinde sana aktarılıyor. Bu müthiş bir sarsıntıya sebep veriyor. Ruhun da böyle halleri vardır. Dolayısıyla bir rüyadan çıkarken dehşetle sarsılabilir. Çünkü gördüğü, müşahede ettiği haller öyledir. Ama işte dediğim uzaklık ve vardır biraz. Bu uzaklığın uzaktaki ruhların da veya görüntülerin de gelip burada karar kılabilmesi için biraz zamana ihtiyaçları vardır. O zaman anlayabildik mi? Biraz daha iyi. Yani tamamen ruhun bedenden ayrılması değil. Ayrılıyor. Çünkü bunun karşılığı zaten ölüm oluyor. Sen buradan ayrılmıyorsun kardeş. Evet. Sen bu stüdyosun. Yani burada stüdyodasın. Buradan ayrılmıyorsun. Evet. Ama emin ol şu anda bizi izleyen her yerdesin. Bu bir şeffafiyet aktarım kanunu. Aynı şey ruhta da var. Bilmiyoruz. Yani evrende mesela yansımalar kanunu dediğimiz zaman yansımalarda sen şuraya bir şey koy. Bir mum koy. Şu iki aynayı bu burada karşılıklı olsun, burada da karşılıklı olsun. Bu mum kaç tane olur? 4. Ha 2 tane. Karşılıklı. 3 tane oluyor. Kendisi var. 2 tane karşılıklı. Tamam karşılıklı kaç tane yansıma var? Sonsuz. Sonsuz. Ha, ayna içinde. Çünkü ayna içinde. Tamam, karşılıklı aynalar. Yani burada görüneni burası da görüyor. Burada görüneni burası görüyor. Ve yansıtıyor. Sonsuz yansımalı oluyor. Bir mumken sayısı mum oluyor. Ama hepsinin canı buradakine bağlıdır. Merkezde ruhun hayatiyeti sürdükçe gidebildiği her yerdeki ruhlar buraya bağlıdır. Ama öldür mü tak söner. Çünkü asıl buradaki merkezi şey yapmamak lazım. Ben bunu biraz da şuna benzetiyorum. Bilgisayarınızda hard disk, bellek evet, var da, bellek varsa Word'ün kendi geçici hafızası vardır. Excel'in kendi geçici hafızası vardır. Kaydedicinin geçici hafızası vardır. Her bir programın geçici hafızası vardır. 2 dakikaya kadar sizin yazdıklarınızı tutar, sonra tak diye kaydeder. 3 dakikaya tanımlamışsınız. 3 dakikaya kadar yazdıklarınızı kaydetmediği halde orada tutar, kaydeder. Parmağınızın hafızası vardır. Elinizin hafızası vardır. İşte bunların her birisi nasıl bir hard diske bakıyorsa, içimizde var olan bir ruh, yani bir canlılık varsa, dışarıya gönderdiklerimizin hepsi ona temsilen vardır. Bu burada var oldukça onlar tasarruflarını yaparlar. Çağırdığınız zaman şut gelirler. Ve ruhun tekrar gelir. Sayısız imkanı olan bir şeydir ruh. Çünkü ruh tam da bu dünya için değildir. Burada sadece bir canlılık yapıyor. Bu bir sonraki evrede asıl onun ne olduğunu göreceğiz. Şimdi beynimizin kapasitesini kaçta kaçını kullanıyoruz dünyada? İşte %10 deniyor. Şimdi o fikirde kendi kendini çürütüyor. Diyorlar ki hayır daha yüksek çelişkin. Evet. Daha yüksek, daha düşük görüntüler var. Hocam ne diyor bilmiyorum ama şimdi neticede beynin bütününü kullanmıyoruz. Çünkü beynin imkanları içerisinde uçmak vardır. Ama biz burada uçamıyoruz. Peki ahirette yani öbür şeyde uçma var mıdır? Vardır. Şimdi biz burada nefesli atmosfer altında içinde yaşıyoruz. Öbür tarafta o atmosfer olacak mı? Nefes almaya ihtiyacımız olacak mı? Ana karnında nefes almıyorduk. Evet. Annenin yani bir bu şey süper ne diyeyim o bağladığı şeyden göbekten bağladığı göbek bağında o müthiş bir boru oradan her şey gelip gidiyordu. Böyle direkt ciğerlerimize oksijen ihtiyacımız yoktu. Tabii ki. Evet. Yani fiberglass bir şeyle bağlanmıştık. Anneden bütün imkanlar geliyor, bütün nimetler anneden geliyor, kemik oradan geliyor, yemek oradan geliyor, gıda oradan geliyor, nefes oradan alıyor. Hepsi onunladı. Sen nefes aldıkça o da alıyordu. Halbuki içinde bir parça. Yani bir sonraki evrede nefesli mi olacağız, nefessiz mi olacağız? Bir sonraki evrede nasıl bir şey olacağız? Bu beynimizin imkanlarıyla alakalıdır. Ve beynimizin imkanları içerisinde tavana tersten yapışma vardır. Uçmak vardır. Ölümsüzlük vardır. Ama bunların hepsi bir sonraki evrede olacak işlerdir. Mesela ana rahmindeki bir çocuğun eli var, kolu var, gözü var, dili var, her şeyi var. Ama hiçbirisi kullanılmıyor. Evet. Gitsek onu desek ki bunlara ne gerek var, at bunları desek doğru yapar mıyız? Hayır. Dünya gelecek, bütün onları kullanacak. Bir sonraki evrede kullanacağı bütün aletler içinde mevcut. İşte ruhumuz, ebedi yaşama arzumuz, ölümsüzlüğümüz, uçma arzumuz bunların hepsi beynimizin bir takım fonksiyonlarıdır ki bir sonraki evrede açığa çıkacaklar. Ve ruh asıl orada ruhun kabiliyetini ve mahiyetini bu kadar yüksek bir kabiliyete sahip olmasının anlamını göreceğiz, anlayacağız inşallah. Anne karnındayken yapabileceklerimizi bilmediğimiz gibi şu anda da yapabileceklerimizi yani o yüzden tam bilmiyoruz. Evet, evet. Ama ruh yani işte ruhun dediğim kendini bu şeffafiyet kanunu ve yansıma kanunu dediğim şey işte bugün şu anda biz bir yerde varız ve bu vücudun hantal bir vücudun aktarımıdır. Ruh çok daha seyyaldir. Burada bulunurken biz şu anda birçok evde oturmuşuz. Onlarla birlikte keyif yapıyoruz. Biz dinliyorlar. Evet. Değil mi arkadaşlar? Evlerine konuk oluyoruz. Evet. Sağ olsunlar. Aslında hiç bile anlamadım ama konu buraya geldi. Birbiriyle alakalı mıdır değil midir hiç bilmiyorum. Tamamen hani çok cahilce de gelebilir. Af buyurun. O zaman astral seyahat dedikleri şey var mıdır? Gerçek midir hocam? Astral seyahat niye olmasın ki? Tayı zaman, tayı mekan. Ya astral seyahat yani Batı buna isim veremediği için astral seyahat demiş. Evet. Yani normalde o bir Batı söylemi. Tayı mekan yok mudur? Evet. Tayı zaman yok mudur? Bu mesela şeyi var. Elf Leyla ve Leyla veya efendim işte diyelim ki Binbir Gece masalları, sonra Sinbad'ın şeyleri. Yani Doğu bunu çokça yaşamış. Bu pratikte de var. Yani hem anlatım olarak var hem pratik var. Bir an içerisinde sayısız zamanlar yaşıyorsunuz. Evet. Astral seyahat. Astral seyahat mümkündür. Bu ile de imana ve itikada da bağlı değildir. Bu ruhun bir kabiliyetidir. Yani nasıl mesela diyelim ki bir Hint fakiri ipi atıyor yukarıya sonra direk gibi ona tırmanıyor. O ipi oradan birisi tutuyor. Tutuyor işte yani. Böyle kabiliyetler vardır. Biz insanı tanımıyoruz. Biz insanı anlamıyoruz. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam parmağıyla ay yardı. Peygamberdi. Amenna ama bir insandı. Hazreti İbrahim ateşe atıldı, yanmadı. Ama o bir peygamberdi. Ama o bir insandı. Değil mi? Hazreti İsa ölüleri diriltti. Efendim o bir peygamberdi. Ama o bir insandı ve bu insandı. Adem'di. Allah'ın önünde durduğu varlıktı. Onlarda açığa çıkmış, yani kendi nefislerini temizledikleri için onlarda açığa çıkmış kabiliyetlerin tamamı sende var. Sen de bunu bilimsel olarak ortaya çıkar. Sizin ademiyet dediğiniz şey mi hocam? Bir meyve örneğiyle anlattığınız. Evet. İşte yani şimdi normalde bütün bunlar insanda mevcut. Yani peygamberimiz parmağıyla ayı yardı. O zaman sen diyor ki sende bir enerji var. Bul o enerjiyi, 110.000 kilometrede uzaklıkta bulunan bir nesneyi vur. Şimdi bugünkü medeniyetimizin temeli uydulardır değil mi? Şu anda mevcut olan medeniyetimizin. Evet. Füzeler onunla yol buluyor, uçaklar onunla yol buluyor, telefonlarımızı onlarla kullanıyoruz. Bir gücün olsa, bir güç elde etsen, o yüksekteki uyduları vurabilecek kabiliyette olsan, nasıl bir güç elde edersin? Ve atom bombasından daha ziyade işe yarar. Ki ileride bu göğe atılmış şeylerin, uyduların dünyanın başına ne tür işler açacağına dair çok ciddi benim kanaatim ve bilgilerim var. Uzay ama biz bugün bilmiyoruz. Evet. Ben fis semai doğrudan ona bakıyor. Yani Mülk suresindeki Amintum men fis semai, o göktekinin ansın size saldırmayacağınızda emin misiniz? Şimdi Hazreti Peygamber'e böyle bir yetkinin verilmesi açık bir şekilde bu ümmete diyor ki sen onu bul. Çünkü iblisin kullandığı medeniyetin temeli yukarıdaki uydulardır. Tahribatı onunla yapıyor. Yönlendirmeyi de onunla yapıyor, saldırıyı da onunla yapıyor. Mesela alçak yörüngeli uydularla senin beynini tarumar edebiliyorlar. Bütün kimyanı bozabiliyorlar. Sana saldırı yapıp mahiyetini bozabiliyorlar. Kanser yapabiliyorlar. Yapabilecek durumdadır. Allah'tan korkarsın, yapmasın ayrı. Ama bunların öyle bir derdi yok. Çünkü merak ile her türlü şeyi bozuyor. Meraktan dolayı. Ama senin buna karşı bir gardın olsa, sen bana böyle bir şey yaparsan ben senin uydunu indiririm aşağıya desen, kendini korumuş olursun. Ben bunu söyleyip duruyorum. Hacker olmak lazım. Bu hacker banka soymak için değil. Füzenin rotasını bozacak şekilde. Çünkü ilerideki savaşlar böyle olacak. Kalkanlar var. Evet. Kalkanı bozacak, delecek bir sistem bulacaksın. Hacker dediğim budur. Bunları yapamazsan kaybedersin. Bütün bunlar peygamberimizin hayatının içinde vardır. Taşı konuşturmuştur. Taş. Hatta mesela bir yer diyor ki ayakkabınızın bağıyla konuşmadıkça, kırbacınızın ucuyla konuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bu tarafa doğru gidiyoruz yani. Ve ha, bunu bütün peygamber bu kadar tanıyacak mı? Tabii. Özellikle. Peygamberler kendi mucizeleriyle bunu gösterdiler. Biz de şunu yaptık ama onlar peygamberdi. Evet. Ben de diyorum ki ama onlar insandı. Madem ki yapabildiler, bizim teknolojik olarak yapabileceğimiz imkanlarımızı yaptılar. Bunlardan siz de bir şeyler bulun ve koruyun. Hütüt götürdü Süleyman'ın kuşu Hütüt'ü götürdü. Belkıs'ın yattığı odada, yani nöbetçilerin beklediği yattığı odada göğsünün üstüne mektup bıraktı. Bu şu anda bunu yapıyor Hütüt. Twitter kuş sana getiriyor. Uyuduğun yerde bile çık çık bırakıyor. Çık çık bırakıyor. Bırakabiliyor. Bunu doğru kullandığınız zaman insanlığın faydasına olur. Kötü kullandığınız zaman işte yani şimdi bu öyle bir döneme doğru gidiyor. Yani bu bir mücadeledir. İnsanın sağlıklı kalabilmesi mücadelesi veya insanın elmaya yedirilip tekrar bu dünyadan da tıpkı cennetten atıldığı gibi bu dünyadan da atılması meselesi önümüzde duruyor. Bu çok mühim bir meseledir. Bu dünyadan nereye atılırız hocam? Şimdi bir ayet-i kerime var. Evet. Diyor ki Saiden curuza. Ma fi aba aleyha saiden aleyha ve saiden curuza. Hiç gelmedi aklıma. Tam. Yani, anlamını düşünerek atılıyorum dediniz ya hocam az önce. Yine o yüzden değil mi? Şimdi diyor manasını ki düşünerek. Evet. Yeryüzündeki her şey ya said olacak ya curuz olacak. Said nedir? Said sat ile saade yüksel demektir. Asansörün adı da mes'attır. O yüzden geliyor mes'at. Saade yükseldi demektir. Cereze dibe çöktü. Cüruf dibe çöktü demektir. Yeryüzünde ne varsa ya bu evrensel çekim yasası gereği dünya tarafından çekilip emilecektir ya da uçup gidecektir. Eğer insan kendisini tazeleyip ruh hiffetine hafifliğine ulaştırırsa yükselecek. Ve cennet yukarılardadır. Öyle demiş Hazreti İsa, diyor ki bütün şeyinizi göğe ekin çünkü cennet oradadır. Cenneti saltanatı. Genel anlamda da cüruf olup çökelip aşağı doğru inmekle yukarı ruh olup ruh mesafesinin hafifliğine ulaşıp çıkmak buradaki yeryüzündeki her bir şeyin genel şeyidir. Kaderidir. Ya kendimizi tasaffi edeceğiz, temizleyeceğiz, bir ruh iffetine çıkacağız ve yücelere doğru gideceğiz yahut da dibe doğru çökeceğiz. Allah kimseyi dibe doğru çökenlerden eylemesin. Ve bizi dinleyenlerin hiçbirisini inşallah. Buraya nereden geldik? Ben bağlantıyı kestim, kafam dağıldı. Biraz da herhalde yoruldum mu? Yorduk mu sizi hocam? Ben aslında karıştırdım konuyu. Bu dünyadan nereye atılırız demiştim. Bu dünyadan yani iki yere gidiyor. Bu dünyanın işlediği malzemeler iki yere gidiyor. Ya cüruf olup dünyanın dibine doğru gidiyor. Zaten teşekkür ederim, konu buydu. Evet. Ya da yükselip meali noktalara gidiyor. Mesela Peygamberimiz... Biraz da bu Paradip Sinha'ya da böyle bir çağrışım yaptım. Buradan da nereye gideceğiz? Enteresan bir kitaptır o. İlâ mele-i alâ. İlâ rafika alâ diyor. Mesela Peygamberimiz rafika alâ diyor. Yüce dost. Hı hı. Ya yüce dosta gideceğiz. O zaman bütün arzularımız dinmiş olacak. Ya da tekrar gideceğiz. Kendimizi tazelemek veya yenilemek için büyük bir maceraya atılacağız. Aslında cehennemi biz çok azap gibi görüyoruz ama ben cehennemi yüklenmiş olduğumuz cüruf ve tortulardan kurtulma ameliyesi olarak görüyorum. Çünkü biz Allah'tan geldik ve Allah'a gideceğiz. Muhakkak temiz gidebiliriz oraya ancak. Ancak temiz olarak gidebiliriz. Ne kadar kirtli tarafımız varsa onları temizlenmeden öbür tarafa geçemeyiz. O da en iyi temizleyici ateş olduğu için ateşle dağlanıyoruz. Yoksa Cenab-ı Hak Celil Rahim, rahmet sahibidir. Yani nerede azabını almışsa hemen arkasına rahmetini de almıştır. Yani esasında bize ceza gibi gelen veya acı gibi gelen şeylerin yine lehimize olduğu, çünkü Allah'ın rahmeti gadabını kuşatmıştır, yine bizim içindir. Yani sen bu kirli halinle buraya varamazsın. Öyleyse bu kirlerinden, temizden ayıklan. Dolayısıyla da iblis bizi esasında dibe doğru atmak istiyor. Fakat şöyle düşünmek lazım. İblis de bir görevlidir. İblis insanın kendi kemalini bulmasına yönelik bir aldatıcıdır. Seni zorlar. Eğer çürük çarık yerin varsa patlatır. Ama çürük çarığın yoksa ve sen onu dinlemiyorsan level atlamana sebebiyet verir sürekli. Yani bizim bu dünyada level atlamamıza hizmet eden bir varlıktır iblis. Ama sen çürük çarık yerin varsa oradan girer ve seni indirir. Cüruf yapmak ister. Evet. Daha, bu kadar anlaşılır olabilirdi. Eyvallah. Hocam... Şimdi siz cehennem söyleyince tabii şöyle bir kıyamet meselesine geliyor. Onda rüya ile ilişkisini şöyle sormak isterim. Hani bir ahir zaman işaret edilir ya. O vakitte, bu vakit o vakit mi onu bilmiyorum tabii. Siz uzmansınız. Yani şu dönemde görülen rüyalara artık nasıl bakmak lazım? Yani şimdi biz yine... Bunu sorduğuna sevindim. Daha doğrusu teşekkür ediyorum. Ben bu vaktin rüyalarına artık fazla itibar etmiyorum. Öyle mi? Evet. Çünkü bizim heveslerimiz ilahi maksadın veya asıl gayemizin önüne geçti. Şimdi bir mümin olarak temel derdimiz nedir? Mümin olarak diyorum. Temel derdimiz gerçekten iyi bir insan olmak, salih amel işleyip ölümden sonraki hayata bir hazırlık yapmaktır. Evet. Peki ölümden sonraki hayata bugün dünya üzerinde yüzde olarak 7,5 milyar insanda %kaçı tam olarak inanıyor ve doğru inanıyor? Yok. Çünkü insanlar bugün yani dünya hayatını öncelediler ve dünya hayatı yegane maksat oldu. Bunu sadece şahısların kendi yanlışlıklar vermeyelim. Kültür de onu telkin ediyor. Medya onu telkin ediyor. Yaşam tarzı onu telkin ediyor ve böylece sürekli bize ahiretsiz bir dünya hayatı telkin ediliyor. Ahiretsiz bir dünya hayatı. Şimdi ahiretsiz bir dünya hayatı telkin edildiği için yüceler ve ötelere dair bir maksadın yok. Bütün hayatın bu dünyaya ait. Bütün hedefin ve gayen bu dünyada biraz daha faydalı yaşamak. Biraz daha menfaat elde etmek, biraz daha nefsin arzularını tahakkuk ettirmek, daha rahat, konfortabl yaşamak. Değil mi? Evet. Halbuki hiçbir ruh için bu yatıştırıcı bir gaye, bir hedef değildir. Çünkü ruhun şeyi mütealdir, yüksektir. Hep yukarılardadır. Hazinesi yukarıdadır. Ama biz dünyanın menfaatlerine tav olduğumuz için şeyler bozuldu. Yani neticede insanın beklentileri bozuldu. Beklentileri bozulduğu için de rüyasını da etkiledi. O açıdan bugünkü rüyaların büyük, çok az kısmında müteali olan, yüksek olan gaye ve fazilet vardır. Hepsi dünya, bir menfaat elde etmeye yönelik, işte bir aşk yaşamaya yönelik, bir daha bilmem ne yapmaya yönelik, hepsi bunun üzerine rüyalar. Halbuki rüya gerçekten bedenin yüksek maksatlarını, gayelerini de insana telkin eden ve gösteren hedeflere insanı sevk eder. Ama o tür rüyalar pek kalmadı. Fakat bir son bir iki senedir bilhassa pandemiden sonra ve bilhassa da hanımlarda çok ilginç rüyalar açığa çıkmaya başladı. Bir yeni dönem geliyor. Daha şefkatli bir dönem bu. Daha kadınsı, efemine bir dönem. Ferdin hukukunun öne çıkarıldığı, baskıların olmadığı, insanın kendi arzusuyla inanıp inanmadığı bir çağa doğru gidiyoruz. Bunun gerçi şeyleri de var. Yani Resulullah diyor ki, benim ailemden birisi, benim soyumdan birisi yeryüzünde hakim olmadıkça ve adaleti temin etmedikçe kıyamet kopmayacaktır diyor. Sanki buna doğru hızlı bir gidişat var. Bediüzzaman'ın da bir sözü var. Diyor ki yani hilafetin 5. hilafet, yani Hazreti Hasan hilafeti olacaktır. Yarım kalmıştır. Bunun ikmal edileceği bir dönem girecek. Çünkü Emevilerle birlikte Ceberut dönemi başladı. Yani saltanat dönemi başladı. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Osman ve Ali. Hazreti Ali'den sonra kısa 6 aylık bir Hazreti Hasan hilafeti vardır. Hilafetini yapmamıştır. Hilafeti de yani direnirse Hazreti hilafette Muaviye'nin ordularına karşı direnirse, hilafeti kabul eder, yaparsa, hak iddia ederse kan döküleceğini, çokça insan öleceğini gördüğü için hakkından feragat etti. Ama bütün ehli keşif bu feragatin bir numunesi, insan odaklı, müsbet hareket üzerine bina edilmiş bir hayat tarzının Müslümanlar içerisinde dünyada hakim olacağına dair bir beklenti var. Sanki o tarafa doğru gidişatın meyveleri ve o meyvelerin neticeleri kalplere, ruhlara ve rüyalara yansımaya başladı. Özellikle kadınların rüyaları. Daha çok, evet. Çünkü efemine bir şey olacak tahmin ediyorum. Daha rahmani, daha merhametli, daha şefkatli bir dünya şeyi. Yani şimdi normalde bugüne kadarki bütün saltanatlar ataerkil bir saltanat ve güce dayalıydı. Şimdi güce dayalı değil. Dengeye karşılıklı sevgiye ve hakikaten merhamete dayalı veya çünkü bayağı insan... Bu şey mi hocam, spiritüelcilerin hani dişil enerji dediği şey mi? Olabilir. Onlar dişiler. Zaten yani şimdi normalde bir şey, ilahi rahmet inmeye başladığı zaman herkesin kendisine göre ona bir şey atfeder. Ben diyorum mesela Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam nebi kılan şefkat ve merhamet indiği zaman Ömer'de de adalet olarak yansıdı. Osman'da halavet olarak, mahfiyet olarak yansıdı. Ebubekir'de sıddıkiyet oldu. Ali'de şecaat ve ilim oldu. Her bir şey kendisine, yani bahar kanunu indiği zaman ısırgan deve dikeni de açacaktır. Isırgan tohumu da açacaktır. Efendim çalı çırpı da alacaktır ama selvi de açacaktır. Gül de açacaktır. Efendim krizantem de açacaktır. Meyveler de gelecektir. Bu bir kanundur. İlahi kanun indiği zaman her bir varlık o ilhamı kendi çerçevesinden alır. Yani bir spiritüalist bunu işte dişil enerji diye algılar. Ben bunun bir ilahi merhamet ve kadınsız şefkat olduğunu söylüyorum. Bu kadınsız şefkat. Bu bir şey ve bunu ilginç bir şekilde bir tabii ne alakası var diyeceksiniz ama Kabe'de yaşadım. Normalde Kabe'nin avlusunda eskiden herkes karışık girerdi. Yani şeyler de ihramlılar da ihramsızlar da beraber giderlerdi. Fakat şimdi çok insan geldiği için ve alan da dar olduğu için erkeklerden sadece ihramları içeri alıyorlar. Fakat kadınlar için serbest. O yüzden mesela Kabe'nin avlusunda baktığınızda dönenlerden her 5 kişiden 4'ü kadın. Anlatabildim mi? Evet. Kendi kendime dedim ki, tabii bu bende zaten bir beklenti olduğu için kendi kendime ya eyvallah mukadderat galiba merhametli ve şefkati taşıyan kadını öne geçirmeye başladı. Bu alemi manada da kadınlar öne geçti. Kadınlar hassasiyet din konusunda, şefkat konusunda ve öteler konusunda erkeklerden biraz daha araştırıcı, biraz daha ilgi görecek noktaya geldiler. Ben ümit varım. Hatta yani bu bir takım bizim mevcut olan halimizden şikayet edip kaçan gençleri, evet, halimizde, mevcut halimizden şikayetçi olup, yani sahtekar demeyeyim, yakıştıramıyorum. Halimizi beğenmeyen giden gençlerin yüreğinde Allah yeniden tevhidi var ettiğinde, dönüp geldiğinde sadakatli, samimi, yürekten bağlanmış ve merhameti öncelemiş insanlar gelecektir. İnşallah. Bu güzel sözlerle o zaman bitirelim hocam. Hay hay. Bu vakte kadar bizimleydiniz. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hem İnşallah hayra vesile olmuşuzdur. İnşallah, inşallah. İnşallah. Anlamlı söyleşiniz için bir kez daha. İnşallah yine ağırlamak kısmet olur. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür sağ olun. Ediyoruz. Size son saniyeye kadar eşlik ettiniz. Sağ olun, var olun değerli izleyiciler. Bir sonraki programda yine çok önemli bir başlıkta karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.